Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sesler, görüntüler geliyor mu? Bir kontrol edelim. Ünlü Bilim programındasınız. Ben Cevdet Acarsoy. Evet, bir sürü insan geldi. Ömercan Güldal da geldi. Hemen onu davet ediyorum. Ömercan Hoca da geliyor. Bakalım çalışacak mı sistem? O, bir sürü izleyicimiz geliyormuş. Hoş geldiniz. Evet, işte bu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız Cevdet Bey? İyiyim, sizleri sormak lazım. İyiyiz biz de işte ne yapalım? Evdeyiz, oturuyoruz. Böyle bir rutini. Biraz egzersiz yap ki pek o yönümde tanınmasam da bu ara yapmaya çalışıyorum öyle şeyler. Yemek yapmaca, işte ortalığı temizlemece, öyle boş boş oturmaca falan. Biraz da iş güç. Böyle ev rutini. Ev halindeyim zaten. Ev kazağımı giydim. Falan filan. Çok güzel, relax bir şekilde güzel bir yayın olacak. Yayınları daha önce izlediğinizi biliyorum. Zaten dedeler sofrasını tek tek aldık yani. Bir siz kalmıştınız. Ama bir internet sorunumuz var sanırım. Bir koptu Evet. geldi ama sanırım artık İnternetle halledildi. ilgili tamam. Gene dengesiz olursa belki 4G yapabiliriz, 3G yapabiliriz. Öyle yap, öyle yap Ya dedi. da modeme uzaklık. Öyle mi yaptınız? Evet, Tamam. evet. İnşallah sorun olmaz. Bir ara çok sıkıntı yaşadık Cevdet abiyle yaparken yayın ama inşallah bugün olmaz. Şimdi ben o zaman bir giriş yapıyorum hemen. Buyurun. Arkaya çeviriyorum. Ünlü Bilim programını izliyorsunuz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlara da söyleyelim. Gelecek Bilim'de izliyorsunuz. Bu bir Instagram bilim talk show'u. Bilim temalı talk show. Biz kimiz peki? Onu merak ederseniz. Biz... Evet, mouse'um çalışmıyormuş. Evet. Biz Gelecek Bilim'de bilim iletişimi platformuyuz. YouTube ve Twitch'te canlı yayınlarımız var. Spotify, Apple, Google'dan bunları podcast olarak da dinleyebiliyorsunuz. Sitemizde de bilim yazıları var, çeviri ve özgün. 40'ın üzerinde genç gönüllümüzle bu işi yapıyoruz. Mesela işte bu yayının afişlerini bir gönüllümüz hazırladı. Sosyal medya paylaşımı, sosyal medya ekibinin görevi. Bu yayın bittikten sonra bunu kesip dakikalarını yazıp YouTube'a atacak bir reji ekibimiz var mesela. Siz de bizim gönüllerimizden biri olmak isterseniz sitemizden başvurabilirsiniz. iOS ve Android uygulamalarımız da var. Mesela o uygulama sahipleri şu an push notification aldı bu yayından önce. Direkt bildirim aldı yayın başlarına dair. Detaylı bilgiler için linke bakabilirsiniz diyorum. Bu kadar reklamı geçtikten sonra kendimi de tanıtayım ben. Cevdet Acarsoy, psikoloğum. Aynı zamanda doktora yapıyorum epidemiyoloji alanında. Yani bilim insanı olma yolunda ilerliyorum diyelim. Şimdi kendini tanıttıktan sonra bu şov bilim temalı bir talk show. Neden? Amacımız bilimi gündeme almak. Böyle biraz işte şeyi konuşmak, geleceği konuşmak, fütüristik konuşmak. Bilimi gündeme alıp yani çok yoğun bir gündemimiz var. Üzücü olaylar oluyor dünyada, Türkiye'de. Bunlardan biraz kaçmak diye düşünebiliriz aslında. Ve bir sürü, üç tane bölümümüz var hocam. Bir bölümde derin sorularımız var. Böyle ısındırıyoruz. Ondan sonra şıklı sorularımız var. Kim 500 milyar ister tadında. En Allah. sonda hangisi bölümümüz var? Hangi bilim insanıyla akşam yemeğine çıkmak isterdiniz diye. O şekilde devam ediyoruz. Çetede arada bakıyorum. Güzel şeyler var. Yorumlar var. Sizde bir hangi metro olayı var bilmiyorum onu. O nedir hocam? Roger Waters metroda görünmüş falan diye yazdı ya, yazdı da birisi de ben de Ha tamam. şey yapayım, cevap vereyim Kaçırmışım çünkü. onu. Sen ne diyorsun? Nerede Evet. diyorlar. Bunu her zaman deniyor zaten. Buna alışkınım Evet, ben de. evet. Yalnız onu dendi ya, programı kapatıyoruz diye Hadi sözleşmiştik o zaman. hatırlarsan. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz o gibi. Şimdi bu şekilde başlıyoruz hocam. Sizi de şimdi Geek Yapar ve Dedeler Sofrası takipçileri biliyor sizi. Hani rockstar olarak biliniyorsunuz. Ama onun haricinde hani bizim Gelecek Bilim'de izleyicisi vardır, tanımayanlar vardır. Biraz kendinizden bahseder misiniz diyeyim. Bahsedeyim tabii ki. Tabii ki. Ben zamanında oyuncu olmak istemiş. Ondan sonra o dünyalarda biraz zorlandığı için internette izlediği filmlerde oynayamayıp onları eleştirmeye başlamış. Oradan kendine bir internet böcürtüğü kariyeri yapmış olan bir tipim. Adım Ömercan işte yazıyor bir yerlerde. Şu anda Geek Yapar isimli web sitesi, YouTube kanalı filan fişmekan olan platformumuz. Ekstradan oradan pötürcemiş olan Dedeler Sofrası isimli küçük YouTube kanalımız. Projelerinde çalışıyorum. Başka da bir şey yapmıyorum açıkçası bu aralar. Pek de kendimle ilgili ekstra söyleyecek bir şey gelmedi aklıma.
Süper hocam. Usta oyuncu Ömcör yazmışlar. Evet, sizin böyle bir de kısaltmalar var ya, işte CT Ömcör gibi. Mesela bana usta oyuncu falan diye arkadaşlar şey yapıyorlar. Nezaket gösterip söylüyorlar ama bugüne kadar herhangi bir oyunculuğumu gördüklerinden şüpheliyim yani. Bunlar da niye ya şey da reklamı var? Yani. Neydi o? Fiyat reklamı var. Atlayıp İskender'e mi gidiyordunuz? Bir şey vardı. Evet, evet. Yaklaşık 15 yıl önce falan. Ondan sonra ÖCG, ha ÖCG de diyorlarmış. Tabii, tabii. Aslında o çok hoşuma gitmiyor. Bunda bak burada ilk defa açıklayayım. Çünkü şok. Şöyle yani o zaman hani Ömer Can Güldal 3 farklı kelime gibi oluyor ama ben ismi yani Ömer Can'ı birleşik kullanıyorum aslında falan. O yüzden ÖG olması lazım ya. Yani ÖCG böyle arada alakası bir yer gibi oluyor ama. ÖCG onu şey çıkardı galiba. Barış abi çıkardı onu. Evet. Kısaltmalar ve kendi dili tarzı konusunda ısrarcı arkadaşımız Barış'ın. Evet. Şimdi sizi çağıran biri var, onu göstereceğim. Hani biz sizi konuk ettik, o kısmını bir görelim. Sonra da sorularımızla başlayalım. Bakayım sesini açayım şeyin. Aha. Son sorumuz ve Elrivaki bölümümüz diyorum. Geçen bölümden bunlar. Okay. Bir arkadaşınızı davet ediyorsunuz bu challenge'a. Ben de Barış gibi kişi davet edeyim. Hadi bakalım. Hangisi gelirse ve hangisi olursa olmaz. Bir tanesi pek sevgili Özgür Turhan. Aa, bir dakika yanlış açtım. Can Türkdoğan değil, Cevdet Canver davet etmişti sizi. Pardon yanlış açtım. Çok büyük perişanlık şu anda. Cevdet Canver davet etmişti. Bir dakika ama o da var. Hemen açıyorum. Bir saniye. Tamam. Düzelttim. Hemen ayıbımı düzeltiyorum. Kafam karıştı. Bu challenge'a davet ediyorsunuz. Sizden sonra gelsin diye. Barış Hoca, Bülent Alkış'ı davet etti. Can Türkdoğan'ı davet etti. Can Hoca'yla konuştuk. Haftaya geliyor. 3 Mayıs'ta. Bu eski yayın olduğu için onları anlatıyorum. Ben cevap olamadım. Onun dışında davet edilen olmadı başka. O zaman bir kitabı benim davet edilecek. O da Can Gülgaz'ı. İşte bu. Rockstar kuzenimizi. Rockstar gelir mi sizce bilmiyorum. Biz mesaj atalım. Evet, cevabı biliyoruz. Geldi. Burada kendisi. Sıkıntı yok. Evet, öyle bir karışıklık oldu. Kusura bakmayın. Şimdi ya gerçekten çünkü davet edildiniz. Orası yalan değil. Orada sorun yok. Yok, estağfurullah. Evet, sen kimi davet edeceksin Ömercan abi? Düşün şimdiden yazmışlar. Düşünelim bakalım. Siz de aklınızda bulunsun. O zaman sorularla başlayacağım ben. Hazır mısınız hocam? Bir sorunuz var mı? Ekleyecek bir şeyiniz? Yok. Hazır mıyım bilmiyorum. Onu hep beraber göreceğiz. Ama inşallah. Şey de yapmadım yani böyle hani çok hazırlık gibi olmasın diye eski videolara çok uzun uzun bakmadım açıkçası. O yüzden neyle karşılaşacağım konusunda gerçekten çok şey öngörüsüzüm yani. Bakalım daha olacak. iyi heyecanlı. Hep aynı soruları soruyoruz. Ama cevaplar tabii kişiler farklı olduğu için farklı oluyor ve yeni bakış açıları kazanıyor. Sevdiğim yanı da o. Derin sorular bölümümüzde o zaman başlayalım. Derin sorularda ilk soru, bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz üç şey. Yani bir tanesi net ışınlanma. Evet, bu geldi, hep gelen. Bunun hep geldiğini tahmin ediyorum ama yani bu çünkü yani bir de böyle ayağa düşecek kadar sıradan bir teknolojiye dönüşse her şey değişir. Düşünsene yani her şey değişir. Herhalde örneklememe gerek yok. Herkesin hayal gücü bu konuda 30 bin kez çalışmıştır. Bir diğeri hemen icat edilmesi istediğim şey ölümsüzlük. Bunun hani nasıl olacağı önemli yani atıyorum zihnimizi alıp suni bir bedene mi aktaracaklar? Vücudumuzu hani işte kalıcı hale getirebilirler mi işte biyolojiyle falan? İçimize nanoteknolojik bir teknolojiyle destek mi olur? Yani o kısmı bilmiyorum artık ama bir şekilde hani ömür bitmeyen bir şeye dönüşsün falan. Tabii onu hemen icat etmeye lazım. Ben de artık 35 yaşındayım falan neredeyse. Çok da iyi bakmıyorum kendime arkadaşlar. Acele edin. Biz yani ölmeden en azından. Çok... Evet. Bir de son olarak şimdi bu ikisi yapılınca bir de istiyorum ki böyle işte uzayda falan uzay boşluğuna direnebilen ve de böyle uzun mesafeleri falan filan giderken biraz hızlanabileceğimiz bir vücut yapsınlar bize. Bu da yani az önce hani ölümsüzlük icadıyla
aslında benzer yollarda yapılabilir. Yine dediğim gibi. Ama böyle Iron Man suiti gibi bir şey mi yoksa vücut olarak mı, biyolojik olarak mı? Bence yapmışken madem hayal kuruyoruz, biyolojik olarak yapsak daha iyi. Öbür türlü çünkü gene o hani ekstra bir eşya yani. O bozulabilir. Herkes pili bitti, reaktörü bozuldu falan. Aynen aynen. Onun yerine direkt vücudumuza artık hocam. Yani orada bir nanoteknoloji diye biz bilim insanları olmayan insanların şey yaptığı bir teknoloji dalı var. Her şeyi öyle çözüyorlar ya, bilim kurguda her şeyi nanoteknolojiyle. Aynen, nanoteknoloji ve kuantum, biliyorsun bilim kurgu filmlerini kurtaran iki terminolojidir bunlar. Hı-hı. Yani ben de aynı şeye kısa yola başvurarak bu dileği gerçekleştiriyorum. Böyle bir beden istiyorum ki yani uzayda gezelim, gidelim böyle işte ne bileyim ben işte yıldızların patlamalarına, çökmelerine tanık olabilelim filan. Uzayın daha ötelerinde neler var. Bir de tabii öyle fıldır fıldır gezerek olmaz yani. Bir sistemden bir sisteme gitmek, ölümsüz bile olsak 500 yıl sürmesi sıkıcı olur. O yüzden hani hızlı gidebilirsin. Ama işte ışınlanma falan. O bu üçü birden olursa çok cildop olur. Yani ben açıkçası çok mesut olurum. Zannetmiyorum ki bu düşüncemde de yalnızımdır. Işınlanma yani sanırım Can Türkdoğan dediği, Cevdet abi dediği, siz dediniz hepsi farklı yerden. Kim dedi bilmiyorum, bunları hatırlayamıyorum ama şey dedi mesela, ışınlanmanın şey gibi de olabilir hani, obje ışınlamada dedi, hani atıyorum tuvalete gitmeden işte yapıyorsun tuvaletini, o onu işte tuvalete ışınlıyor mesela, öyle şeyler de olabilir diyor ya, farklı bak, uygulama. Şimdi tuvalet dediğin için aslında keşke chatte var mı acaba? Şöyle bak, bütün bunlar aslında yani bütün bu dediğim ve ölümsüzlük ve uzayda hayatta kalma filan falanı böyle hani bize sağlam bir vücut yapsınlar yani istiyorum ve hani onun içerisinde bu tuvalet ve yemek yeme filan tarzı ihtiyaçlarımızın da artık rafa kalkması. Çözülsün. Yani. Çok uyumak kötü ama ya. Onlar da gereksiz. Evet. Yani bize böyle çok sağlam, dayanıklı, her ortama işte girebilen filan bir beden yapsınlar hocam. Bir an önce artık lütfen. Ben onu ikisi birden hani bir yani iki madde birden bu gibi olmuş olsun. O zaman tamam. O tuvaleti yani o zaman çünkü öbür türlü hani donumuza ışınlanma koymak zorundayız filan kısımları çok kompleks. Yani o olmaz bence. Ara çözümler onlar değil mi? Son full çözümden önce. Aynen. Bence hayal etmişken final noktasını son noktayı şey yapalım. Hayalleri sınırlamamak çok önemli. Aynen. Bir sonraki soruyla devam ediyorum o zaman. Evet. Gezegenlere seyahat mümkün olsa hangi gezegene gitmek isterdiniz ve neden? Ama burada şöyle, yani normal sürede gideceğiz. Diyelim 7 ay, 8 ay sürüyorsa Mars yine öyle. Ya da işte diğerleri. Ama orada üstlerimiz var. Yani üstte yaşayacağız. Hani gideceğiniz güvenilir biri olmalı. Hani ya da işte orada zaman geçireceğiniz, belli bir süre kalacağınız biri olacak. Yolda birlikte gideceksiniz falan. Yani hangi gezegene gitmek isterdiniz, kimle gitmek isterdiniz falan diye açayım bu soruyu birazcık. Anladım. Şimdi ben evli bir insanım. Yani o yüzden gitmişken karımı götürmem doğru olur. Tamam. Hangi gezegene gidiyorsunuz mesela Aybüke Turan'la? Yani şöyle şimdi dediğin gibi eğer hani makul teknolojik hızlarla gidiyorsak öbür güneş sistemlerine gitmek falan aşırı uzun sürer zaten. O zaman bizim güneş sisteminden öteye gidemiyoruz herhalde pek kolay kolay. Yani yo gidebiliyoruz diyelim ama hani süreler falan... Ama herhalde yani ömrümüz kolay kolay yetmez ki yani başka güneş sistemine. Doğru, doğru. Evet. Kaçla gideceğiz bilmiyorum ama ne bileyim uzayda işte en hızlı bilemedim. Işık hızıyla gitsek 4 ışık yılı uzakta var bir tane yıldız. Gene 4 yıl sürüyor yani. Hadi 4,5 olsun. Hızlandı, yavaşladı. 4,5 olsun. Tamam. Gezegen güneş sistemi içinde olsun o zaman. Daraltalım. Ya valla ben ne bileyim yani bu sevgili dünyayı yani saymazsak geriye kadar Plüto'yu sayıyor muyuz bilmiyorum. Yazık olan ayrı bir zavallı tartışma konusu. Evet. Peki şey seçebiliyor muyum ya? Uydu seçebiliyor muyum? İlla tabii tabii. Seçebilirsiniz. Hocam o zaman ben bilime de yardımcı olmak adına şeye gideyim. Hı-hı. Gerçi ilk giden değilim anladığım kadarıyla ama yine de hadi cevabımı değiştirmeyeyim şimdi. Şu bir tane adını yanlış karıştırmıyorsam eğer. Bir de Satürn'ün müydü, Jüpiter'in miydi? Europa mı ne diye bir tane şey var. Hı-hı. Hı-hı. Onda hani su falan varmış yüzeyin altında galiba. O muydu? Evet. Metan denizi gibi bir şey var. Hemen kontrol edelim onu. Bir Google'layayım ben buradan. Yanlış bilgi vermeyelim. Europa diye. Ben yani havalı değişik bir cevap vermeye çalıştım ama şimdi batırmayalım. Europa neyin uydusuymuş? Jüpiter'in uydusu. Okay. Evet aynen.
Ve altında şey olduğu düşünülüyor. Yani o buzulun altında bir okyanus olduğu düşünülüyor Europa'da. Evet, Peki yani doğru. hani bizim güneş sisteminde bir canlı falan olma ihtimali olan aşağı yukarı tek şu an ihtimal verilen o da yani olsa olsa herhalde belki mikroskopik ya da bir su canlısı gibi bir şey olabilir. Belki bir şey vardır falan gidip onları belki görmek isterdim. Bir de açıkçası hani Europa'ya uydusuna kadar gitmişken gezegeni Jüpiter'e de şöyle bakarız. Ve yani hem çok büyük olduğu için hem böyle çok büyük bir kısmı gazdan oluşuyor değil mi Jüpiter'in? Ben bunu çok Evet, ileride evet. öğrenmiştim. Hani çocukken gezegenleri öğrenirken falan hepsini dünya gibi hayal ediyordum. Normal işte yeryüzü var, işte atmosfer var falan. Oysa Jüpiter'in falan hani atmosfer sayılacak kısmı çok fazla anladığım kadarıyla. O yüzden Jüpiter'i de merak ediyorum yani aslında. Onu da şöyle bir görüp Ya sonra o yani Europa'ya dönerim. manzara Jüpiter manzarası zaten Europa'da yaşayınca Aynen. durumunuza göre. Bakın böyle bir şeymiş Europa, yani çekilen fotoğrafları. Vay. Yüzeyi çok ilginç yani, hep ben şey hatırlıyorum işte, bunlar su yolları mı, buz mu, nedir falan, bayağı bir burada şey var, tartışma. Hakikaten güzel bir yer seçtiniz bence, hani madem gidiyoruz eşimle bilime de katkı bulunalım diye. Tabii. Güzel. Aynen. Peki buradan o zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Bakalım bakalım. Sizce bilim tarihinin en önemli buluşu nedir? Vay, bunlara keşke önceden çalışsaymışım ya. Laps diye cevap verebilirsin ben. İyi sorularmış. Şöyle klişe bir cevap vereceğim. Bu cevap bana ait değil aslında. Bunu yıllar önce bir yerde duymuştum. Biri mi söylemişti? Bir yerde mi okudum acaba? Biri söylemişti herhalde. Ama sanırım yani bu hani böyle şey bir cevap olmayacak. Kişisel bir cevap olmayacak da böyle akıl yürüterek söylenmiş bir cevap olacak. Sanırım bilim tarihinin gerçekten en önemli buluşu masa. O çok ters geldi. Neden? Çünkü yani her çeşit düzgün çalışmanın ister sanatsal bir çalışma olsun ister bilimsel bir çalışma yani mikroskobunu oraya koymak için ya da kitabın defterini koymak için filan falan. Hani o masa sandalye düzeni ama orada özellikle o hani önemli olan masa yani. İnsana böyle bir çalışma şeyi yani çalışma etkinliğini ciddi ölçüde arttıran bir Taban değil mi? Her şey onun üzerine, yani orada bulunuyor her şey. Onun üzerine maketler yapılıyor, bir şeyler aynen yapılıyor. mimar da olsan işte bir şey de tamir edecek olsan bir icat da yapacak olsan yani bütün icatları yapmadan önce bir masayı çıkarman ve üzerine koyman gerekiyor falan diye düşünüyorum. Peki niye yani, mesela yazı değil, niye? Yazı, kalem, kağıt, hani onlar daha da temel değil mi? Bunu Ya yani not şöyle alacak şimdi mesela. yazı var mesela kalem kağıt var güzel güzel ama mesela ben bak şunu araştırmak lazım. Şimdi yazının masadan önce icat edildiğini tahmin yani hani tahmin ediyorum. Ama Fakat masayı şimdi nasıl tanımladığınıza bağlı. Bir kayanın üzerine, ne bileyim, yemek yedilerse o kayanın üzerinde masadır orası. Daha erken oluyor. olabilir. Kesinlikle öyle de olabilir. Öyle de bakış yani bu bakış açısı da bence şey mantıklı. Ama zaten şunu diyecektim yani masa olmadan, masasal bir şey olmadan mesela sırf elimizde kalem kağıt olursa örneğin bence yazar yetişmez. Anladın mı? Yani hani bir şey Tablet, katalizör taş var. Çok... tablete olmayan. Taş tableti gene koyacak, çivi yazısını masada Ya abi yazacak. taş tablette adam böyle ayakta volta atarak mı mesela yapsın? Doğru. Yani bir yere dayaması lazım, kendine bir pozisyon alması lazım. Yani rahat rahat Aynen. çalışmak için Aynen. böyle bir Çok düzenek ilginç. bence şey Peki kimden geldi bu? Benim değil dediniz ya, onu merak ettim. Kimden hatırlamıyorum. geldi? Yani inan bunu yıllar önce bir arkadaşım böyle bir espri mi yapmıştı neydi veya bir yerde mi okumuştum hatırlamıyorum ama böyle bir geyik hatırlıyorum bir zamanlar ama yani bana mantıksız gelmemişti açıkçası. Hilal Özkaya demiş ki, bu sizin Hilal mi bilmiyorum, bu kişi Tabii o tabii mu? bu Tamam, sevgili selam kolega. olsun Hilal'e. Masasallık yazmış o zaman. Ondan sonra birisi de şey demiş, hayır leyen demiş, yani hani bilim tarihinin en önemli oluşu. Onu sen ne diyorsun izleyenler bilir. Peki geçiyorum o zaman burada. Güzel bir soru yine. Bir bilim insanı olsaydınız hangi bilim alanında çalışmak isterdiniz? Yani benim buna biraz beni tanıyanlar bilir herhalde. Her zaman cevabım herhalde astrofizik ya. Böyle gene dediğim gibi uzayın ötesinin sırlarına vakıf olmak çok isterdim açıkçası. Ya bir de astrofizik konusu altında işlenen bir takım konular var ki onları kesinlikle kavrayamıyorum. Belki hani bu işin bilim insanı olsaydım o zaman kavrayacak kadar bilgim olurdu, birikim olurdu.
hani böyle bilim kurgu bile değil, fantezi gibi dinlediğim bir takım astrofizikçileri var. Bu hani Einstein'ın falan işte yok. İşte onun internetten bildiğim için Türkçesi bilmiyorum. Time dialogue işte demek. Hani farklı koşul, işte zaman senin için farklı işliyor falan. Yani bu konular bana şey gibi geliyor. Yani fantezi romanı gibi geliyor. Çok merak ediyorum. O yüzden astrofizik herhalde cevabım. Süper ya. Astronomi peki değil. Mesela astronomide de hani daha fiziksel yönü değil de tabii onu da kullanıyorlar ama hani o gök cisimleri, onların oluşumu, yıldız oluşumu falan hani. Ya açıkçası ikisi arasındaki şeyi çok bilemeyeceğim. Farkı çok bilemeyeceğim. Hani ben bu evet hani astronomi de direkt olabilir. Eğer öbürü olmuyorsa onun puanı çok yüksekse astronomiye de girerim. Aynen. Şimdi galiba fizik okuyup yani fizik çalışıp astrofizik yapan da var. Astronomlar da çok fizik kullanıyor. Ben de onun aslında farkını net bilmiyorum. Belki chat'e yazarlar. Ama şey gibi kalmış aklımda. Hani fizikçi daha böyle evrenin işleyişi ya. Astronominin işleyişindeki hani evrenin işleyişindeki fiziğiyle uğraşan kişiler gibi. Astronomi daha mesela ne bileyim yıldızı keşfedebilir. İşte teleskopla. Anladım. Gezegen keşfeder. Astronom biraz daha böyle gemiye binip keşif yapan tiplerin şey gibi belki. Aslında o zaman astrofizik ya asıl. Çünkü her şey falan daha çok merak ediyorum. Yani işte mesela işte büyük patlama falan bunu mesela okuyorum internetten falan. İşte hani küçücük bir hacimden bütün patlama olmuş bilmem ne falan ama ya bunları falan o kadar aralardaki bilgileri bilmediğim için anlayamıyorum ki daha iyi anlamak için herhalde benim asıl ilgimi çeken kısım astrofizik demek ki herhalde. Ki en temel sorular ya yani kozmoloji de diyebiliriz. Yani nasıl işliyor evren? İşte yani en temelde çok büyük. Evet çok büyük. Kozmoloji daha başlama. Mesela şu an en çok konuşulan yani en büyük problemlerden biri galaksilerin işte dönüş hızı tutmuyor. Yani hesapla içindeki maddeyle. O yüzden burada bir karanlık madde olması lazım. Hani hesap tutmuyor. Ya da işte enerji olarak da hesap tutmuyor. O yüzden karanlık enerji. Hani bilinmeyen aslında. Dark derken dark karanlık gibi de algılanıyor ama şeymiş hani bilinmeyen, açıklayamadığımız bir madde veya enerji. Mesela onlar çok büyük problemler. Gerçekten güzel bir alan seçtiniz hocam. Tebrik ediyorum o yüzden. Hani bol yani gider orada. Peki bilim demişken, astronomi de demişken astronomiyle işte çok karışılan astroloji var. Sözde bilimlerden bir tanesi. Alo. Geliyor mu ses? Pardon. Ses deneme. Bağlantı gitti ama şimdi geri geldi galiba. Tamam. Astronomi derken, bilimlerden bahsederken bir de sözde bilimlerden bahsedelim. İşte astroloji mesela işte astronomiyle karıştırılan sözde bilimlerden bir tanesi. Homeopati mesela sözde bilimlerden bir tanesi. Ya da kişisel gelişim bilimi falan dedikleri biraz o da sözde bilimlerden bir tanesi. Bunun gibi böyle genel sözde bilimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sözde bilim lobisi bize şu anda savaş açtı. Aynen. Şimdi tekrar bir söyle. Pardon dedim. Şöyle. Sözde bilimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani astroloji, homeopati gibi, kişisel gelişim gibi. Yani açıkçası olumlu bir şey düşünmüyorum. öyle bir sordum biz zaten. Yani, hani. Ne düşünüyorum ya? Aslında iyi bir soru. Aslında, evet. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben hani inanmıyorum. Böyle sözde bilim sayılabilecek bir inancım hiç yok açıkçası herhalde. Yani o listenin altına neler girer bilemedim şu an tek tek ama herhalde hiçbiri yok benim şeyimde inandıklarım, ettiklerim ya da takip ettiklerim arasında filan. İnsanların bir çeşit rahatlama aracı olarak kullanmasını filan anlıyorum. Hani işte fala inanma, falsız kalma filan diye hırt hırt laflar var. Ama yani ben biraz şeyim. Yani karşıyım bile galiba aslında. Biraz zararlı olduğuna inanıyorum aslında. Çünkü insanların böyle yani olmayacak şeylere inanıp bu sefer o inançlarına o kadar fazla sadık kalıyor ki hani belki zararlı davranışlarda bulunabiliyor diye düşünüyorum. Yani hani sadece kendine böyle bir hobi gibi tüketilmesine bir zararı yok muhakkak ama bazen belki hayatındaki önemli kararları ona göre alıyorsun ediyorsun filan. Yani o şekilde davranılırsa eğer o seviyede şey değil yani doğru bulmuyorum elbette. Böyle yani onun dışında açık fikirli bir insanım şey olarak böyle yani astroloji filan bizim bilmediğimiz bir boyutta
şey tarafları ne denir, bilimsel tarafları bir gün ortaya çıkar mı falan gibi bir soruya bilemem yani cevabı, elbette olabilir öyle bir şey falan hani derim bana soracak hı-hı. olsam, bir de çok da bilmediğim için belki böyle bir şey derim ama yani dediğim gibi hı-hı. eğer bunlar şeyse gerçekten yani eğer bir böyle reel bir şeye, bir zemine oturmadığına eminsek falan, o zaman yani uygulanması falan çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Yani bu konularda biz de çok yayın yapmıştık. O yüzden hani orada bazı ilginç örnekler var. Mesela diyorsun ki işte hani evet inansın ne olacak? Zaten onun bilim olmadığının farkında. Sözde bilim, her sapsataya sözde bilim denmiyor. Sözde bilim denmesi yani pseudoscience denmesi için bilinmiş gibi göstermesi ya da bilimin jargonunu kullanması. Mesela bu kuantum felsefesi muhabbeti tam bir aslında sözde bilim örneği. Çünkü kuantum diye bir, kuantum fiziği diye bir alan var. Onun şeylerini kullanıyor, jargonunu, kelimelerini kullanıyor. Hani bilimsel dayanağı varmış gibi gözüküyor. Astroloji de öyle. İşte hani açılar kullanıyor. İşte diyor ki bu gezegen şuraya gitti, bu böyle oldu falan gibi. Bunların aslında şöyle zararı var. Mesela işte bu ay ameliyat olmanı tavsiye etmem, olmayın falan yazıldığında cidden ameliyat olmayanlar da var. Örnek veriyorum geciken. Yani hani hakikaten hayatına yansıyan ya da işte ilişkisi bozulan belki bundan etkilenip durumlarda var. Görüyoruz bunları. Aynen aynen. O işin iyice zararlı bir tarafı. Ya bunların ben şöyle geliştiğine ve oturduğuna inanıyorum. İnsanlar bir takım neden sonuç ilişkileri kurmuşlar tarih boyunca. Yani astroloji falan köklü de bir şey. Ama işte bu neden sonuç ilişkileri aslında biraz yani atıyorum işte hani tabii ki bu kadar basit olmadığını biliyorum. Hani şuradaki gök cismi kıpırdadığı için işte burada biz böyle etkileniyoruz falan. Ve bu hani böyle yüzyıllara dayanan bir gözleme dayalı olduğu için millet buna inanıyor ama yani yine de bir işte birebir korelasyon falan aslında kurulmuş olmuyor anladığım kadarıyla. Zaten hani kurulabilse bilim denecek buna gerçekten. Hı-hı. Ama insanlar hani çok derin bir şekilde bilmeden herhalde buna inanıyorlar. Yani nasıl inanılığını bilmiyorum yani ben agnostik bir insanım. Hani gözümle görmeden inanmam bir şey açıkçası. Hı-hı. O yüzden yani evet. Sakıncalı olduğu zaman da sakıncalı gerçekten. Dediğiniz gibi işini, sağlığını, işte ilişkisini falan buna göre çete örnek yazanlar da oldu bu arada. Buna göre ayarlamak bana şey geliyor. Yani böyle volkan patladı, bakire kurban edelim demek gibi geliyor bana açıkçası. Yani. Bakın bizim bir yayında kullandığımız bir korelasyon örneğimiz var. Hemen onu göstereyim. Çok kısa bir video zaten. Okay. Şöyle bakın. Gözüküyor mu? Aynen güzel. O kadar güzel ki yani hani evet ikisi aynı anda gerçekleşiyor ama evet. Alakası yok. Peki bir sonraki soruya geçiyorum hemen buradan. Bundan 100 yıl sonraya gitseniz zaman makineniz var ama tek gidiş geri dönme yok ve makine de yok yani patladı attık sizi oraya. İlk neler yapardınız neyi merak ederdiniz? 2121 senesi. 2021, aynen 100 yıl. Yani şu an iki seçenek arasında kaldım. Seçmeye çalışıyorum. Şöyle şunu bakardım herhalde. Herhalde izlediğim yani kültüre ne oldu ona bakardım sanırım önce. Hani film bilim çıkmış mı ne çıkıyor? 100 yıl sonra hala sinema filmi mi izliyoruz? Hani dizi falan mı izliyoruz yoksa artık YouTube içeriği falan hani, yani onları da mı açmışız? Ne izliyoruz? Hı-hı. Bir şey izleniyor mu? Kültürel etkinlik olarak ne yapıyor? İlk ona bir bakardım galiba. Hı-hı. Nereye var? Deliler sofrası 1 milyon oldu şey, mu demişler. İşte ona yani bakardı diyor. Euro kaç lira olmuş ona ne bakardı diyorlar. Ya ikinci bakacağım şey de zaten ülkeler ne olmuş? Hani bizim ülkeye işte sosyal olarak şey olarak ne bileyim ben bir takım toplumsal konular ne olmuş? Bir de ikinci olarak da onu merak ederdim zaten ama hani 100 yıl sonra hala televizyon tarzı bir şey varsa onu açıp bir saat izlerdim işte yani kısaca. Cevabı bu herhalde yani. Şöyle bir haberler. Çok güzel ya. Süper. Süper. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Ama onu sorduk onu sormayayım. Ha şu soruyu sorayım. Bilim ile hangi fiziksel ve psikolojik ya da demişim ama veya bir fiziksel bir psikolojik seçeceğiz. Hangi psikolojik ya da fiziksel özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? Mümkün olsa hani çok gelişmiş bilimimiz var. Yine sesin gitti Cevdet. Kesildi mi? Bilim ile hangi fiziksel... Ha, aynen soru. Görüyorum soruyu. Tamam.
Valla psikolojik olarak ben de bir işte yani benim böyle bir genel bir isteksizlik ve hayata karşı bir hevessizlik filan duygularıyla boğuşuyorum senelerdir. Hani depresyon demek istemedim, öyle bir teşhis konmadı çünkü bana, ama belki de hani gerçekten öyle bir şey filan. O psikolojik tarafımı değiştirmek isterdim. Böyle hayata işte kendimi, ne bileyim ben hani. Takıldı. Belki de o yüzden o kadar zor bir şey değildir bu. Ama ben onu değiştirmek isterdim. Öbürü de... Arası bir takıldı hocam. Çok pardon, bir takıldı. Depresyon mu emin değilim dediniz. Teşhis konmadı dediniz. Sonra bir atladı. Oradan sonra dinledik. Onu işte değiştirmek, düzeltmek isterdim. Yani onunla ilgili galiba bir takım ilaçlar falan var aslında insanların başvurduğu, ama ben hiç kullanmadım onu, bilmiyorum o yüzden. Belki de o yüzden o kadar bilim kurgu değildir yani bu söylediğim. Fiziksel olarak da sevgili Serkan arkadaşımızın orada yazdığı gibi, evet, göbeğimi çat diye öyle gidecek. Göbeğimden kurtulmak, o şu an zaten mümkün, kesip alıyorlar ama ben yani iştahımı genel olarak ortadan kaldırabilmek isterdim sanırım. Evet. Süper. Bu ilk anlattığınız işte böyle şey gibi biraz hayattan zevk aldığı aktivitelerin az olması gibi mi? Yoksa zevk alıyor ama enerjisi yok gibi mi? Vallahi yani onu psikoloğa sormak lazım. Tamam, ben de bilmiyorum. Ama bir genel bir böyle çok işte kolay atalete düşen, çok kolay sıkılan bir zihinsel yapım var falan. Ondan kurtulmak isterdim açıkçası. Okey, tamam. Daha da öteye gitmiyorum bir psikolog olarak. Hani bunu terapiye çevirmemek için yayını daha da sormuyorum. Ama şöyle onu söyleyeyim. Varsa baktınız. Yok, sonra konuşuruz belki isterseniz, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tarz durumların genelde çok çabuk psikoterapiyle tedavisi olan, hani illa kesin çözülür demiyorum. %100 sıfıra iner diyemeyiz ama... çok çabuk bir şekilde sonuç aldığımız problemlerden biri bu terapide. O yüzden hani daha böyle en başı gibi hani diyeyim birçok şeyin. Dolayısıyla belki ilaç yerine psikoterapi çok iyi gelebilir. Düzenli olması kaydıyla. Diyeyim ve takıldı. Bir sonraki soruya geçeceğim. Geldim hocam. Buldu gene. Şimdi geldi galiba mı? Yok. Ses. Atalet biraz nedir demişler. Herhalde durağanlık anlamında, eylemsizlik anlamında kullandı Olgun. Tembellik demek değil mi ya? Hareketsizlik demek değil mi? Hareketsizlik. Öyle de. Olabilir. O da doğru. Ben de bilmiyorum. Ben anladığımı söyledim orada. Peki. İnternet iyiyse bir sonraki soruya geçiyorum hocam. Nasıl durumumuz? Geliyor mu ses net? Herhalde şu an canlı, yani bunu 15 dakika önce söylemediysen geliyor. yok. Tamam. Peki. Yani bu soruya geçmeden kısaca onu söyleyelim izleyenler için de. Böyle problemleriniz varsa lütfen ruh sağlığı uzmanlarına başvurun. Gerçekten zor problemler değil. Yani size göre gerçekten herkesin zor ama düşündüğünüz kadar imkansız problemler değil. Çözülebilecek problemler, online psikoterapide yüz yüze olan kadar etkin. Bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Evlerimizde kaldığımız bu dönemde bunları çözebiliriz. Yani hani ileride çok gelişmiş bir bilim beklemeden de çözebiliriz diyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. En sevdiğiniz 3 bilim insanı kimdir? Kimlerdir? En sevdiğim 3 bilim insanı kimler? Yani... Bilemedim ya bu sorunun cevabını. Yani şöyle. Okey. Hadi bir tanesi Hipokrat olsun. Tamam. Yani kendisini bilim insanı sayar mıyız bilmiyorum ama. Tabii. Yani şu günümüz standartlarını değil ama tabii tıp biliminin kurucusu değil mi yani? Çok önemli. Ya ben onu şey açısından beğeniyorum. Sonuçta Hipokrat zamanında hani doktor ol, maaşın hazır, işte hayatta prestijin hazır gibi değilmiş o zaman. Adama büyük ihtimalle büyücü gözüyle bakıyorlardı falan, ama ona rağmen insanları iyi etmek için falan bir şeyi geliştirmiş adam. Bir de hani
sadece bilim değil de böyle ilke falan da koymuş ortaya falan. O açıdan hayran olduğum bir tanesi. Bir tanesi hadi Einstein olsun. Yani o da açıkçası şey, bilimle çok popüler bir ilişkim var benim. Yani böyle anlamam bilimden falan ama anladığım kadarıyla sevgili Einstein böyle bayağı bir önemli bir eşik atlatmış yani insanoğluna. Ki yani dediğim gibi yani çok bilmiyorum ama bana şey geliyor. Bir de böyle ne bileyim hakkında biyografiler şunlar bunlar falan da izledim. Böyle daha sempatik bir tip anladığım kadarıyla bazı konularda falan. Bir de yani zorlayacağım üçüncü birini bulmak için ama kim olabilir diye düşünüyorum bakayım. Ya bir sürü bilim insanı geçiyor aklımdan. Şu anda sırf söylemek istemedim. Hani hakikaten. Sonda bir bölümümüz daha var hocam. Orada bir sürü bilim insanı da sayacağız zaten aslında. Biraz o soruyla çakıştı ben sorduktan sonra biraz şey yaptım ama olmuyorsa da iki tane de alabiliriz. Yani Einstein'le Hipokrat da kalabilir. İstiyorsanız. Vallahi yani hani zorlama olmasın. Şimdi aklıma böyle ekstra şey biri gelmedi. İki olsun hadi boş ver. Ben orada hatırlatacağım çünkü. Söyle hani duyduğunuz zaman hatırlarsınız. Şimdi bir sonraki bölüme geçeceğiz. Fakat internette bir dalgalanma var. Hani böyle bir şeyiniz, durumunuz var mı? Ya şunu kesilirse şunu yaparım diyeceğiniz, modeme yaklaşmak, Wi-Fi'ye geçmek bir şey, öyle bir şansınız var mı? Yoksa idare edelim mi böyle? Yani şeyin bu 3G, 4G neyse işte ondan daha iyi olacağını zannetmiyorum modemin. O yüzden herhalde o zaman neyse bu. Tamam. Ben eski bir iPhone var. Ondan dolayı bile oluyor olabilir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum böyle de bir iddia. Tamam bakalım. Chat çünkü biraz yazmıştı onun için bir. Geçişte söyleyeyim. Instagram'ın şeyi kötü gerçekten. O konuda haklısınız. Yani o optimizasyonu çok kötü. Şimdi hangisi bölümümüze geldik? Şıklı sorularımız var burada. Birinci soru şu. Hangisi daha önce icat edilmiştir? Sizce. Bu mantık sorusu, bilgi sorusu değil aslında biraz. Öyle düşünün. Çünkü bazıları öbürlerinin icat edilmesine yol açmış olmalı diye mi? Mantık sorusu. Aslında ikisi arasında öyle bir şey var birazcık. Bir de şey düşünmeyin hocam. Yani günümüzdeki şeyler gibi düşünmeyin. İlkel hallerini düşünün. Anladım. Yani burada şimdi bir üniversite sınavı gazisi olarak böyle bak cevaplar falan tarzı şeyler arıyor insan. Yani o yüzden önce bir büyüteç diyesin geldi. Yani kesin olur falan diye düşünüyorum. Ama yani o da kolay değil. Ama yani yani çengelliğine hiç değildir herhalde. Artık o kadar da değil. Vallahi. Hadi ben büyüteçten yana şansımı deneyim. Tamam. Doğru cevap çakmak olacaktı. Çünkü hani şey çakmak taşları çok eskiden beri var. C çakmak olacaktı. Çünkü birbirlerine hani vurulduğu zaman direkt şey oluyor. Kibrit sonuçta daha sonra geliştirilen bir şey. O evet hani o sürtünce kıvılcım çıkaracak malzeme gibi. Büyüteç gerçekten yakın bence. Ama mesela büyüteci de şey gibi hani ışığın sudan geçip de işte büyüteç etkisi yapmasını saymazsak o daha zor. Yani cam yapılacak, camın kavislisi yapılacak falan daha zor evet, işler. Ben belki böyle doğal bir madde vardır hani saydam olan ve belki böyle bükey şekilde ortada bulunan filan. Ve hani onunla böyle büyüteç gibi kullanmıştır insanlar filan diye. Hani böyle tuzak bir cevap vardır diye. Doğru, güzel bir akıl yürütme bence. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bu da yine öyle bir soru. Fatih'in İstanbul'u fethettiği gece yediği yemeğin içinde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Net bilmiyoruz ama olabilir. Anladım. Şimdi burada domates ve patatesin Avrupa'ya falan sonradan geldiğine dair bir şeyim var. Sanki böyle bir şey vardı gibi bir düşüncem var yani. Fakat patlıcan ve turp kesinlikle bu konuda bir fikrim yok. Coğrafya olarak hani nereden gelmiştir falan. Ama hadi ikisinden birini tercih etmek zorunda olduğumuza göre turp diyorum ben. C şıkkı. Çok yaklaştınız ama patlıcan olacaktı.
aynı sebepten domates, patates ve turp Amerika kıtasına endemik. Oraya özgü bitkiler sonradan geliyorlar. Patlıcan olabilir, emin değiliz ama olabilir diyelim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir? Ha, okey. Okey, bunun cevabı su. Aynen öyle. Bu bayağı hani şey, evet. Genel sorularımız. Şimdi bu da gene geçen bölümlerde çıktı, chat bilecektir. Dünyada kış aylarında güneşin hiç doğmadığı ülke hangisi olabilir? Bu tamamen sallama sorusu. Ha şöyle yani, bu dört ülkeden hiçbiri daha önce duymadığım için. Ben de soruyu, bana bizim gönüllerimiz hazırladı bu soruyu. Ben de şaşırdım, ben de bilmiyorum hiçbirini, ben de bilmiyorum yani. Evet yani biraz daha böyle İngiltere'ler, Fransa'lar falan olsaydı bir akıl yürütürdüm ama gerçekten dört ülkede ya, bir Palau falan, ama o da o böyle hani o Ekvator ülkesi mi acaba Palau falan? Papua Yeni Gine falan, öyle uydurup çağrışımlar peşinde. Çok çaresiz haliyim bu sorunun cevapları. Dilden gidebiliriz belki. Ben öyle düşünmüştüm ilk bakarken. Ya A seçeneğinin bir Kuzey Avrupa ülkesi olma ihtimali yüksek, aynen. Hadi evet. Olsun o zaman. Doğru cevap. Vay, gerçekten. Şurası Svalbard diye bir yermiş. Ben de araştırırken gördüm. Grönland, İsveç, küçük görenler için söylüyorum. Finlandiya ve şurada bulunan bir ülke. Hadi bakalım. Evet, güzel. Dünyada... Aynen, güzel gittiniz hocam. Devam ediyoruz hız kesmeden. Dünyada en çok insan öldüren hayvan hangisidir? Şimdi gene tuzak soru, tuzak cevaplar peşindeyim. Hani aslan ya da köpek balığı değil bence. Kesin öbür ikisinden biri olsa gerek. Sivrisinek olabilir ya. Bayağı hastalık falan yayıyorlar çünkü. İşte yani belki bir zamanlar öyleydi, artık değil diye bir cevap verebilirsin ama ben D seçeneği, sivrisinek diyorum. Evet, doğru cevap. Evet. Bu da çünkü hala daha sanırım öyle son istatistikler. Çünkü dolaylı yoldan direkt gelip öldürmüyor ama sivrisinek dediğimiz gibi. Peki ayın karanlık yüzünde ne bulunur? Astrofizik seven birine. Yani bu herhalde astrofiziğe giriş 101. Evet, girişte soruyorlar. Yanlış cevap verende almıyorlar herhalde düşünüyorum. tabii ki C dermişim, hayır yani. Bu seçenekten B olsa evet. Gerek. Yani. Evet. Aynen öyle. Ya bazı sorularımız cidden kolay hocam. Hani esprisi alınmayın. Hani alakası yok o konuda. Bir soru daha var. Bunu konuştuk ama yani geçti bunların isimleri. Güneş sisteminde yer alan en büyük kütleli gezegen hangisidir? Ha bir dakika, ama burada bir şaşırtma var bence. Şimdi mesela hacim olarak Jüpiter olduğunu biliyorum. Ama kütle evet. Olarak da öyle mi? Kütle olarak da Jüpiter hocam. Ha iyi, çok şükür. Doğru. Aynen. Çünkü şeyle hani şöyle düşünün. Hacim olarak büyük ama kütle çekimi de en büyük olan o. Demek ki en fazla kütlesi duruyor. Yani mesela bizi birçok asteroidin çarpmasından koruyan aslında Jüpiter'in kütle çekimi. Ha evet evet. Çok etkiliyor. Bir yerde aynen. Bizi koruyor. Yani çok şey borçluyuz Jüpiter'e falan. Evet. Seveceğimiz bir gezegen. Evet evet. Peki gene bir soru. Radyum ve polonyum ile radyoloji alanında çığır açan Polonyalı bilim insanı kimdir? Bu şey mi? Madame Curie mi acaba? D seçeneği mi? Doğru cevap. Evet doğru cevap. Evet. Bu da şöyle bir trik. Genelde Marie Curie diye ya da Madame Curie diye biliniyor. Hani tam evet, adı evet. Bilinmiyor. Kızlık soyadını da kullanıyoruz hani şey olarak. Öyle kullandığı için kendisi. Bu şekilde kullanıyoruz. D ben dedik. De diğer bilim insanlarını bilmiyorum ama radyolojide Curie olduğunu biliyordum. Evet. Direkt. Aynen. Aynen. Peki kimya sorusu gelsin bir de. Periyodik cetvelin mucidi kimdir? Bunu bilmiyorum ya. Vallahi böyle bir yarım yamalak %3 kendime güvenerek C diyeceğim sanki. C diyelim. Gregor Mendel diyorsunuz. Gregor Mendel aslında bir rahip ve genetikle ilgisi var. Biyolojiyle ilgisi var aslında. Bu şeyi bulan işte hani çaprazlama falan vardı ya, Mendel'in işte fasulyeleri mi
Hatırlarsınız belki lisede. O Mendel o. Ama Mendel kısmı yakın. Dimitri Mendeleyev olacaktı. Doğru cevap Rus bilim insanı. Okay. Doğru cevap Maradona demişti. Peki bir şey soracağım. Yani bir dakika. Hı. Cetvelin icadı ne demek yani? Sonuçta tek tek atomların icadı demek değil. Periyodik cetvelin icadı ne demek? Yani onu adam yazmış mı? İlk o yazmış sırayla falan. Ne demek yani periyodik cetvelin? Evet, 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 evet. O sistemi geliştiren Mendeleyev. Yani işte atom şeysini, sayısını verip çekirdeğinde bulunan proton sayısına göre işte o yazma olayı, sistemi ayırma olayı Mendeleyev. Tabii sonradan gelişiyor. Yeni element mesela radyoaktif elementler alta konuyor falan filan ama ilk o sistemi kuran, o mekanizmayı kuran Mendeleyev'miş. Evet. Ben hep onu yani Mendel'de kalıtımın babası Gregor Mendel'de. Ben hep yani periyodik cetvelin hani ekstradan keşfedilmiş bir şey olduğunu düşünmemiştim. Yani elementleri keşfettikçe işte sıraya koymuşlar ve kendiliğinden o cetvel çıkmış diye düşünmüştüm. Yani. ekstra bir şey olacağını düşünmezdim. Evet. Benim bu arada cahilliğim ortaya çıkıyor. Bezelye değil de fasulye olmasın diyorlar. Artık bezelye mi fasulye mi? Galiba fasulyeydi. O şekilde gidiyoruz. Peki son soru. Bu da gene basit bir soru. Hemen. Nobel ödülleri hangi ülkede verilir? Ödül töreni. Keşke basit demeseydin çünkü bilmiyorum. Pardon. Özür dilerim. Yani Norveç miydi sanki acaba? C. Yoksa bir daha düşün. İkisinden biri yani. Ya İsveç mi? Evet, İsveç. Aynen. İsveç o zaman. Aynen. Norveç'te bir şey yok. Evet. Doğru. Bu tarz uluslararası Norveçlileri karşıma aldım. İsveç'te oluyor değil mi? Doğru. Evet. Evet. İsveç Kraliyet Akademisi işte Nobel adına veriyor. Nobel'in mirasıyla veriyor. Peki bu bölümü bitirdik hocam. Şimdi bizim en çok sevdiğimiz bölümlerden biri olan O mu Bu mu bölümüne geliyoruz. Buradaki olayımız şu. Yani İbrahim Selim'in programından bunu örnek aldık. O ünlülerle yapıyordu. Biz bilim insanlarıyla yapıyoruz. İki kişi söylüyorum. Birini seçiyorsunuz. Seçmediğiniz kişiye olan hakkınız kayboluyor. Eliye eliye gidiyoruz. Son kalan bilim insanıyla yemeğe gideceksiniz diye düşünün. Ve işte dil bariyeri yok. Dilinizi anlıyor. Onun dilini konuşabiliyorsunuz. Öldüyse hani o da sorun değil. Yaşayabiliyor. Ve onunla sohbet edeceğiniz bir akşam yemeği. Hangisiyle böyle bir akşam yemeği yemek isterdiniz? Hangi bilim insanıyla diye bir şeyimiz var. Soracağım. Biraz da az tanınmış bilim insanlığını da soruyorum. Hani tanıtmak adına. Ne yaptığını söyleyeceğim ama. Hani şu şunla meşhur, şunu tamam. Bulmuş, şudur diyerek anlatacağım. Amacım dediğim gibi hani şey, yanlış anlamayın, tanıtmak. Hani izleyicimize de tanıtmak. Tamam? Tamam. Şimdi geliyorum. Hemen şuradan listemi açayım ben. Evet, ilk başlayalım hemen klasik. Tesla mı Edison mu? Ya bunu herhalde Edison diye olmamıştır bugüne kadar. Oldu mu? Olmadı. Tüm şu son yıllarda internette falan gezen muhabbetler sayesinde hepimiz Edison'u aşağılık bir üçkağıtçı olarak, Tesla ise işte şey aslında dünyayı kurtarmak üzereydi işte tüm hani herkese bedava enerji verecekti ama önünü kestiler falan diye duyup duruyoruz. Hı hı. Ben de Tesla diyorum o yüzden. Ya bunlar doğru mu hocam? Hakikaten işte uzaktan elektrik atabiliyor muydun sen falan bunları bir sormak isterdim kendisine. Evet. Tesla dendi. Peki Tesla mı yoksa Albert Einstein mı? Ha, Einstein bu sefer. Çünkü eledik. Dediğim gibi bütün o işte görelilik şeylerini, teorilerini, şusunu busunu bir bana anlatır mısın Einstein abi diye. Onu biraz darlamak bir şeyim yani gerçekten. Tamam, çok güzel. Güçlü bir rakiple başladık. Şimdi mesela Einstein'ı seçtiniz, Tesla ile yemek hakkı gitti. Yani Einstein'la geldi. En son kim kalırsa ama. Hani hala hiç çıkmadık yemeğe Einstein'la. Peki, Einstein mı yoksa Marie Sklodowska-Curie mi? Yani Madame Curie mi? Ya şimdi Marie Curie hakkında evet radyoloji ve de radyasyon zehirlenmesi dolayısıyla bir zaman vefat etmiş olması haricinde pek de bir şey bilmiyorum açıkçası. Yani ben biraz bilgi vereyim. Mesela fizikçi ve kimyager kendisi radyoaktivitenin keşfinde çalışıyor kocasıyla birlikte. Radyum ve polonyum elementlerini keşfediyor ve çok ilginç iki ayrı dalda Nobel alan tek bilim insanı tarihte. Hem kimyada hem fizikte alıyor diye biliyorum. Böyle bir bilim insanı.
Einstein'ın da Nobel'i var bu arada. İzafiyet teorisi de değil ama fotoelektrik etkiyi buluyor Einstein. Aslında az bilinen şeylerinden biri. Fotoelektrik etkiyle şey alıyor, Nobel alıyor. O da aslında bugün bizim kullandığımız güneş panellerinin temeli. Yani ışık bir yere yapıp da nasıl elektrik üretir gibi. Peki Sayın Bayan Curie ne zaman yaşamış? Einstein'ı biliyor musun? Onu bilmiyorum. Bakalım hemen Google'layalım. Yani böyle 19. yüzyıl mı daha mı sonra acaba? Doğum, ölüm 1867 doğumlu. 1934'te ölmüş. Biraz daha yaşlı yani şeyden. Einstein'dan uzun aslında. Bir yarım asır neredeyse değil mi? Einstein de herhalde 1879 yani, falan diye hatırlıyorum ben Einstein'ı. Yanlış hatırlıyorum. Yani, ben gene o zaman Einstein'dan devam etmek istiyorum. Sevgili Bayan Curie de ilginçmiş elbette ama nedense şey geldi bana. Biraz daha sanki sıkıcı bir sohbet olur gibi geldi. Einstein biraz daha böyle cıvık, eğlenceli falan. Hani daha bize, Einstein'ın daha böyle benim gibi hani az bilen birisine de ifade edebileceğini, daha rahat anlatabileceğini. Nedense Madame Curie'nin ise ki yani bu tamamen bir ön yargı elbette. Böyle biraz daha soğuk ve ama ben bununla uğraşamam tarzı bir karakter olabileceğine dair bir şey gelişti kendi kafamda. Tamam. Peki o zaman Einstein mı yoksa Isaac Newton mu? Zorlaştırayım biraz. Valla Newton da bayağı ilginç aslında. Çünkü o da çok eskiden yaşamış ve bir sürü bir şeyi keşfetmiş anladığım kadarıyla falan. Yani onunla da aslında hani o açıdan yani o yıllarda yaşamana rağmen bunları nasıl buldun sevgili Newton falan diye konuşabilmek isterdim ama Newton sosyal hayatında çok içine kapanık ve çok çekingen olduğunu işte duymuştum bir yerlerden falan. Bu da evet, doğru olmayabilir. O yüzden ben Einstein'dan devam etmek istiyorum. Çünkü bir de sonuçta Newton'un yanlış bilmiyorsam bir takım görüşleri şunları bunları artık şey yapıldı. Yani neden işte aşıldı falan hani yani bazı yani klasik mekanik ve evrensel hareket kanunları falan hani belli ölçeklerde çok güzel çalışıyor. 300 yıl 400 yıl boyunca çalıştı, hala da bugün de kullanıyoruz ama işte atom altı boyutlara gelindiğinde, çok küçüldüğünde o zaman işte kuantum fiziğine geçiliyor, dediğiniz gibi doğru. O zaman Einstein diyerek devam ediyoruz. Vallahi devam ediyoruz. Bayağı güçlü devam ediyor Einstein. Evet. Tamam. Bakalım. Peki karşısına kimi çıkarabilirim Einstein'ın karşısına? Tamam, alan değiştirelim biraz. Einstein mı yoksa hastalıkların mikroplardan oluştuğunu bulan, zayıflatılmış bakteriler kullanarak aşılama yapabileceğimizi keşfeden, pasterizasyonu keşfeden ve fermantasyonun, mayalanmanın neden olduğunu açıklayan mikrobiyolog ve kimyager Louis Pasteur mu? Ya vallahi doğru ya doğru. Ben biyolojiden falan hiç keyif almam. En bana uzak gelen bilim dalı biyolojidir. O yüzden şimdi Pasteur'le ne konuşacağız? Yani anladın mı böyle yani mikroskoptan bakıp işte şu virüs bu bakteri bu falan filan ne bileyim. Çok açmadı beni biyolog bir arkadaşımız. Tamam, Einstein diye devam ediyoruz o zaman. Peki Einstein'ın karşısına size bir türkü getiriyorum ve kendisinin ışın kılıcı yapmakla ilgili bir TED konuşması var. Bakın oradan geeklikten giriyorum, yürüyorum şu anda. Einstein mı yoksa kuantum fiziği alanında çalışan, ışığın doğasını daha iyi anlamak üzere Cambridge Üniversitesi'nde çalışmalar yapan Profesör Doktor Mete Atatürk mi? Yani şimdi Sayın Mete Atatürk bugün hala faaliyet gösteren bilim insanlarımızdan değil mi? Belki bu bir avantaj olabilir aslında Einstein'e karşı. Çünkü ki işte Türkçe bilen insan olarak daha mı güzel konuşuruz acaba falan bilemedim. Bir de yani Einstein ne olursa tamam koskoca Einstein ama gene de artık neredeyse bir yani 100 yıl olmadı da hani 100 yıla yaklaşıyor onun da şey nesamesi zamanlarından filan. Vallahi yani biraz da hani program sıkıcı olmasın diye değiştiresim geliyor ama ya galiba gene de Einstein ya. Şimdi bir de hani tamam sen güzel anlattın yok ışın kılıcı falan hani teorisi geliştirdin ama yani teoridir o zannetmiyorum. Işın kılıcı falan yoktur herhalde değil mi hocam? Vardı.
Hilal demiş ki Einstein Star Wars muhabbeti bak, yapamaz demiş Hilal... mesela. Aynen. Hilal'in bu şeyi kopyası diyelim. Şöyle aklımı çalıştırdı. Şimdi Einstein de hakikaten benim şu filmdeki gibi mi diyeceğim, o ne ya falan diyecek aslında birçok muhabbete. O yüzden belki de Sayın Mete Bey daha iletişim kurmakta eğleneceğim biri olabilir. Hadi değiştirin. Hadi şey olsun biraz da hem. Yerli malı malı ne onun adı şey olsun. Onu kullanmalı sloganıyla Sayın Atabey'e geçelim. Hadi. Evet. Tamam. Mete Atatürk'e geçtik. O zaman devam ediyorum. Kimi getirebilirim karşısına? Mete Atatürk'e mi yoksa doğal seçilim yoluyla evrim, insanın evrimi ve cinsel seçilim konularıyla tanıdığımız Charles Darwin mi? Ya bak evet, Darwin'i sayabilir miyiz de o üç tane sevdiğim, merak ettiğim bilim adamları falan arasında? Çünkü yani aslında şöyle, aslında oturup açıp evrim hakkında falan kitap okuyabilirim herhalde. İşte yapmadım hayatım boyunca ama bu konuyu ilkten biraz böyle etraflıca, bir de böyle bunları böyle reddedenler ve beğenmeyenler oluyor ya evrim muhabbetine, böyle bir karşı olanlar var filan. Onlara böyle bilgili cevaplar verebilmek, akıllıca cevaplar verebilmek açısından, bu konuda beni yetiştirmesi açısından hadi Darwin'e geçelim. Oo, değişti. Tamam. Darwin'e bana geçtik. Bana güzel bir anlatsın. Peki. Evrim, mutasyon falan, bunları bir Darwin'den demek isterim. Tamam. Peki Darwin mi yoksa evrensel bilgisayarlarla tanıdığımız ve Turing testiyle tanıdığımız bilgisayar bilimci ve matematikçi Alan Turing mi? Vallahi birazcık şey yapmaya başladığımın farkındayım. Tutarsız ve kararsız bir insan modeli çizmeye başladığımın farkındayım ama şimdi Alan Turing diyorum. Tamam. Niye Alan hocam peki? Ya çünkü bir kere zaten yani matematik ve oradan yola çıkarak ortaya çıkan birçok işte yani bilim dalı demeyeceğim. Matematik zaten hepsinin temeli gibi de. Yani böyle bu konular da beni çok cezbediyor açıkçası. Bir de hani adam yani yapay zeka hakkında filan benim hiç aklımı almayacağı bir yerlere varmış onun da zihni. Ondan bunları dinlemek ve bu konular hakkında onunla konuşmak. Yani çünkü yapay zeka benim için böyle bir bilim kurgu konusu tamamen. Sadece filmlerde filan gördüm. Hiç anlamıyorum ve bunu şeyinden hani mucidinden dinlemek, mucidi değil de işte neyse yani en böyle şeyinden dinlemek iyi olurdu. O yüzden aynen Benedict Cumberbatch reis. O geliyor işte. Çok güzel. Peki. Yani o... Bana bir Turing testi yapsın Alan Turing. Hadi bakalım. Oo, tamam. Biliyorsunuz işte Alan Turing'de şey için söyleyeyim, chat için söylüyorum. Yani Turing testi bir hakem oluyor. İki bir gerçek bir bilgisayar aralarında chatleşiyor, konuşuyor gibi düşünün. Ve bu konuşmayı izleyen üçüncü bir hakem oluyor. Bu hakem hangisinin insan, hangisinin bilgisayar olduğunu ayırt edemezse Turing testi aşılmış oluyor. Yani o anlamda, yazılı anlamda gerçek zekadan ayırt edilemeyen yapay zeka. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 ya 2006 ya 2014, ikisinden biri unuttum ama yani yakın bir zamanda Turing testi aşıldı kesin bir şekilde bu arada. Geçildi yani. Bu deneyler yapıldığını ama tabii şey değil bu. Yazışmalı bir şey. Hani bunu gerçek seslisi de hani arttırılır. Mesela atıyorum Siri ile bir insan konuşacak. Hangisi insan, hangisi değil bunu ayırır. Onlar da geliyor zamanla. Mesela şey de aslında bir Turing testi. O anlamda, felsefik anlamda bakarsak işte bu face şeyleri var ya, deep fake falan. Onun deep fake mi olup olmadığını, gerçek mi anlayamıyorsak onda da Turing testi aşılmış demek oluyor. Onu söyleyelim. Peki Turing testi mi? Bir Türk çıkarıyorum karşısına yine. Olayları böyle şey yaptırmak için. Alan Turing mi yoksa hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü de kazanan Aziz Sancar mı? Vallahi takıldı. Şu anda belki de bir Aziz Bey'in bilim şeyi ne olmuş? Yani biyolog mu demeliyiz gene? Bir biyologla şey yapmak daha iyi olurdu. Çünkü biliyorsun virüs var havada. Bununla ilgili hangi aşıyı olacağız?
Yok ya, ben gene dediğim gibi ya, biyoloji falan çok beni şey yapmıyor. Çok da cezbetmiyor açıkçası. Gene de ilginçmiş sevgili Sancar Bey'in şey yaptığı kısımlar ama ben gene Alan Turing ile devam etmek istiyorum. Peki, karşısına bir Türk daha çıkarıyorum şimdi. Alan Turing mi yoksa tektonik ve Tetis denizi çalışmalarıyla tanıdığımız jeoloğumuz Celal Şengör mü? Ya şöyle, burada da aslında az önce birisi şöyle bir şey yazdı, yani Mete Bey ile Einstein'ı kıyaslarken. Celal Bey ile bir gün hakikaten çalışabilirim. Neden olmasın? Mümkün teorik olarak. O yüzden Alan Turing'den, yani öbür türlü tanışması imkansız olan bilim insanlarından devam ediyorum. Ben umarım Celal Bey şu an izleyenler arasındaysa alınmıyor. Yok, Instagram'ı yok, telefonu da yok Celal abinin. Akıllı telefonu da yok diyebiliyoruz. Normal telefonu da kullanmıyor kendisi. Bu arada bir haber vereyim. Celal Şengör lafı geçmişken. Yarın kısmetse Celal abiyle kayıt yapacağız. Ne kaydı? 19 Mayıs'ta bizim önemli bir özel yayınımız olacak. Gelecek Bilim'de YouTube kanalı. youtube.com/gelecekbilimde takip etsinler. 19 Mayıs'ta özel bir yayınımız olacak. Orada ilk defa göstereceğiz kaydını. 19 Mayıs üzerine bir kısa bir bölüm çekeceğiz. 20 dakikalık Celal abiyle. Yarın kaydedeceğiz. Haftaya da 19 Mayıs'ta yayına girecek. O yayını kaçırmayın. O yayının içerisinde Celal Şengör de olacak yani. Kayıttan, banttan da olsa onunla röportajımızı görecek. Onun dışında merak ediyorsanız uzun uzun biz kendisi 3 bölüm falan yaptık. 3 ayrı gün. Uzun uzun 3'er saatlik, 2'şer saatlik kanalımızda bulabilirsiniz. Mesela Mars jeolojisi ve depremleri konuştuk. 29 Ekim'de alıp tarih konuştuk falan. İşte Asperger'i konusunda ben bir psikolog olarak Asperger'i ile ilgili onun konuştuk falan. Bir sürü şey var. Ayrıca Celal abinin oğlu Asım Şengör'le de programımız var. Ona da bakabilirler diyorum. Peki, hala Alan Turing'deyiz. Peki, Alan Turing'in karşısına hocam, birini çıkarıyorum şimdi. Alan Turing mi yoksa kuantum yerçekimi, kara deliklerin doğası, galaksilerin kökeni konusunda çalışmaları bulunan Hawking radyasyonuyla tanıdığımız Stephen Hawking mi? Valla burada rahmetli Hawking'i seçebilirim. Çünkü yani tabii biraz da hani şöyle, yani şimdi Stephen Hawking milattan önce 300 yılında yaşasaydı başka şeylerle uğraşacaktı. Yani diğer bilim insanlarına nazaran daha yeni bir bilim kişisi kendisi. O yüzden hani bir avantajı var tabii, gidip başkalarının çalışmalarının üzerinde başlayan bir kişi. Ama doğruya doğru yani çok ilginç konularla haşır neşir olmuş biri. Benim en çok merak ettiğim konularla haşır neşir olmuş birisi. Bilmiyorum yani, mesela onun kitabını falan alsam okusam ben anlar mıyım? Şey anlaşılır gibi ya, ne onun adı, Zamanın Kısa Tarihi, o gayet anlaşılır aslında yani, gayet demeyeyim de yani hani... okumaya değer diyeyim ben de, yani anlamadığım yerleri var öyle. Şimdi öteki sorudaki mi basitleştirmiyor her şeyi, zor olabilir de yani. Ama hani daha genel yazılmış yani. Okuyacaksam ben fizik de, ben de anlamıyorum ki, fizikle alakam yok. Ama hani onun o kitap daha böyle cana yakın geliyor. Okunası geliyor yani. Zamanın Kısa Tarihi. Evet evet. Hem kısaymış falan. Evet evet. Stephen Hawking diyelim ya. Yani o beni her zaman çok etkilemiş de bir insan. Bütün hayatı boyunca yaşadığı ettiği şeylerden açısından falan. Onunla yemek yemek isterdim aynen. Süper. Peki Stephen Hawking'e geçtik. Stephen Hawking'in karşısına Celal Hoca'nın kankülü kankstarı, tarihçimiz İlber Ortaylı, sizin de şarkı yaptığınız İlber Ortaylı'yı getirsem hangisi dersiniz? Ya şimdi bu biraz şöyle bir karışıklık var bunda. Ben tarihte çok meraklısı olduğum bir konu açıkçası. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada da biraz pragmatik yaklaşacağım. Tarihi sanki her halükarda okuyarak öğrenebilirim gibi geliyor ama... yani işte Stephen Hawking'in işlediği konuları kendi kendime okuyarak, hani yanımda bir şeyin olması lazım. Hani bir hocanın olması lazım ona eşlik eden falan. O yüzden yine Hawking'den devam edelim ama yani evet, tarihçilerle de oturup uzun uzun sohbet etmek baya keyifli olurdu muhakkak yani. İlber Hoca'yla da muhakkak keyifli olurdu yani, kendisi anladığım kadarıyla kendini şey ispatlamış bir tarihçi yani. Süper süper. Peki hala devam ediyoruz o zaman Stephen Hawking'le. Stephen Hawking'in karşısına iki kişi çıkarıyorum şimdi. Stephen Hawking mi? Çünkü beraber anıyoruz. Stephen Hawking mi yoksa
Covid-19'a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının mucitlerinden olan immünologlar Özlem Türeci ve Uğur Şahin mi? Ya vallahi onları şöyle bir şey yani tebrik etmek, ellerini sıkmak ister, teşekkür etmek lazım. Tebrik etmek değil de isterim ama yani yemek yiyeceksek ve sohbet edeceksek falan hala sanırım Stephen Hawking oyunu kullanmak istiyorum. Ama burada gene şunu da itiraf edeyim, yani belli olmaz, onlarla tanışacak fırsatım olabilir hani diye de biraz daha tekrar pragmatik bir yerden de yaklaştığımı itiraf etmeliyim yani. Aynen öyle. Peki o zaman devam ediyorum. Biraz az bilinen bilim insanlarını da koyalım. Yani önemli ama az bilinen. Mesela Hawking mi yoksa DNA'nın yapısının keşfedilmesinde rol alan kimyager ve X ışını fotoğrafçısı neymiş? Kristalograficisi ya da işte X ışını fotoğrafçısı diyelim basitçe biz. Konusunda bilinen Rosalind Franklin mi? Ha. Yani Hawking ya. Stephen Hawking'i zor aşarız gibi geliyor Cedit. Bak söyleyeyim. Çünkü hem en ilgilendiğim konular hem en yakın tarihçisi. Şimdi yani 17. yüzyıldan bir bilim insanıyla olunca hani öyle konular olacak ki ben diyeceğim ki ya onun devamı keşfedildi. Boşver ben anlatırım sana falan. o yüzden hani Stephen Hawking ne derse desin bana bilim kurgu gibi gelecek gibi. O yüzden hani şu anda öngörüm bu. Yani zor onu geçeriz gibi. O yüzden gene cevabım Hawking. Tamam. Olur hocam. Sorun değil. Şimdi kimi getirebilirim? Düşünüyorum. Peki sizin gene alanlardan birini getireceğim o zaman. Tamam. Sevdiğiniz alanlardan. Öyle şey yapmaya çalışacağım, değiştirmeye çalışacağım. Stephen Hawking mi? Yoksa kuantum mekaniği alanında çalışan Schrödinger denklemi ve kedisiyle tanıdığımız Erwin Schrödinger mi? ya bu bilim insanımız hakkında da Schrödinger'in kedisi haricinde hiçbir şey bilmem ben. Yani böyle mesela zaten kuantum falan, kuantum fiziği falan hani hep böyle işte gözlemci olunca değişiyor bilmem ne falan. Hani bu herkese anlatılan kısmı haricinde hiçbir şey anlamadığım karmaşık kurmaşık şeyler. Ama aslında şimdi yani Stephen Hawking'e bu işin temelini daha ortaya çıkarmış kişi belki aslında benim seviyeme daha yakın olabilir diye düşünmeye başladım. Hani Hong'le olan sohbet %90'ı benim falan dememle gelmeye başladı. Aynen öyle hepimizin. Hadi o yüzden Schrödinger diyelim ve şu kedi meselesini bana anlatsın yani. Nasıl oluyor evet. Aynı anda hem oluyor hem olmuyor. Kardeşim öyle saçma hem olur diye bir adamı zorlayayım bakayım. Schrödinger diyorum. Peki Schrödinger. Şimdi gene bir alan kırayım. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Biraz davranış bilimine geçelim. Davranış bilimleri diyorum. O zaman hani psikoloji de deniyordu. Psikoloji de diyebiliriz ona. Ama bu kişi bir fizyolog. Yani insan fizyolojisini araştıran birisi. Klasik koşullandırma, şartlandırılmış refleks gibi ve davranış değişikliği gibi alanlarla tanıdığımız, bunu da köpekleriyle tanıyoruz. Ivan Pavlov mu yoksa Erwin Schrödinger mi? Schrödinger diyelim ya burada. Yani psikoloji veya işte davranış bilimi dedin sen. Evet, o da ilginç. Ama o böyle şöyle bir iddiada bulunacağım. Bence bir şeyle psikolog, psikiyatrist bilim insanıyla falan istemezdim kolay kolay. Çünkü ben o bilimin henüz çok taze olduğunu düşünüyorum. Yani Pavlov falan işte bir takım deneyler yapıp bir takım gözlemler yapmış gibi ama böyle çok sanki bu konular hakkında henüz böyle diğer bilim alanlarında olduğu kadar ileri gidilmiş değil gibi geliyor bana. Hala böyle bayağı bocalanıyor gibi geliyor bana. O yüzden yani Schrödinger'de kalalım şimdi. Ben kalkıyorum gidiyorum bir psikolog olarak bu lafınızın üstüne. O zaman yayını bırakıyorum. Yok şaka bırakmıyorum. Bırakmıyorum. Bayağı alıcı bunda şimdi. Bak hani böyle ne bileyim yani daha bu alanda yani şey alanda hani psikoloji alanında filan daha böyle tartışmalar yani Freud'dan filan önce yoktu değil mi bu doğru düzgün mesela? Var aslında çok daha kökenleri felsefi kökenleri yani geçmişe dayanıyor. Ama hani yani şöyle diyelim diğer bilimlere göre mesela fiziğe göre örneğin çok daha yeni gelişmiş, yeni başlamış bir bilim dalı. Yani ama bu hani
Hani şey demek değil, işe yaramıyor ya da işte onlar da bilmiyor, bocalıyor yok, anlamına çok gelmiyor aslında. Öyle bir şey demek istemedim, yok. Tabii. Ya ben zaten bilmiyorum ne bilsin ama daha yeni bir bilim falan. Onu bir 100 yıl, 200 yıl sonra onun şeyleriyle yemek. Daha iyi değil mi? Aynen, tamam. Şaka yapıyorum, samimiyetimize güvenerek şaka yapıyorum. Bu arada Ulaş Cankaya bir badge alarak, rozet alarak bize destek olmuş. Yayına destek olabiliyorsunuz Instagram'dan. Teşekkür ederiz kendisine. Bize destek olmak isteyenler bakabilir ona. Instagram'da özelliğimiz geldi. Peki, nerede kaldık? Schrödinger dedik. Chat'te gelmiş. Schrödinger mi yoksa kuantum fiziğinin babası sayılan Planck sabitiyle bildiğimiz, Planck'ın siyah vücut radyasyonu yasası olarak bildiğimiz, yine termodinamiğin üçüncü yasasıyla tanıdığımız teorik fizikçi Max Planck mı? Planck sabiti falan yani. Diye. Gene mi şöyle? Tamam. Diyorum. Ben çünkü evet, Planck böyle daha yani sanki gene çok kısıtlı bilgimle söyleyeceğim ama onun birkaç adım gerisinde sanki yani hani fizik konuşacaksak daha şeyle konuşalım. Yani kuantum falan konuşalım. Şimdi Planck'ınki biraz daha böyle matematik yani Planck deyince aklıma böyle denklemler falan geliyor. Daha böyle hani felsefik değil de daha böyle reel şey bir matematik sohbeti falan beni zorlayabilir gibi geldi. Anladım. Çok mantıklı hocam. Peki şimdi karşısına hani böyle daha rahat anlaşacağınız hatta bu işin ustası biri var. Onu getiriyorum. Schrödinger mi yoksa Satürn'ün uyduları Titan ve Jüpiter'in uydularından biri Europa'nın okyanuslara sahip olduğunu da keşfeden ekipte olan aslında bir iyi bir astronom olan ama aynı zamanda da çok iyi bir bilim iletişimcisi olan üstadımız, hocaların hocası Carl Sagan mı? Valla Carl Sagan hakkında böyle yani zaten hani bir bilim insanı olduğu kadar dünyaya işte bilim yayma çabasının da çok kıymetli olduğu ve de böyle hep onun hakkında anlatılan hikayeler hani böyle şöyle iyi bir insanmış, böyle sıcakkanlı bir insanmış, işte şöyle insanlara yol göstermiş, yardımcı olmuş falan tarzı şeyler çok dinledim, duydum. Onun da şey yaptığı konular yani ilgilendiği konular çok ilgimi çeken konular anladığım kadarıyla işte bu zaten Kozmos falan izledim ben de yani elbette. Yani dolayısıyla kendisinin hoş sohbet olacağını da şey yaparak bir ön yargıyla hani düşünerek hadi Carl Sagan olsun. Oley gene değiştik, güzel. Carl Sagan'a geldi. Carl Sagan'ın karşısına iki kişi daha çıkaracağım sonra bitiriyorum. Çok zamanınızı almayalım. Bir çıkaracağım kişi şu. Carl Sagan mı yoksa yani ne yaptığını da aslında söylemeye gerek yok ama hani söyleyelim. İnsan anatomisi, fosiller, paraşüt tasarımı, helikopter tasarımı, zırhlı araç tasarımı konularıyla bildiğimiz hem sanatçı, hem mühendis, hem matematikçi, hem anatomist diyebileceğimiz, botanikçi diyebileceğimiz her şey var. Bir tam bir hezarfen kendisi. Leonardo da Vinci mi? Bunu iyi. Evet, Leonardo da Vinci hiç aklıma gelmemişti bak daha önce şeylerde hani o üç bilim insanı falan. Ya evet, ben Leonardo da Vinci ile de tanışmak isterdim ya. Çünkü bir kere değil, az önce saydığın gibi yani çok yönlü bir işte hani dahi bir adammış anladığım kadarıyla. Sadece dünyayı nasıl olduğunu değil hani neden o yani dediğin gibi hem sanatçı hem filozof hem işte bilim insanı falan. Hadi buradan Carl Sagan umarım üzülmez ama yani Leonardo da Vinci'ye kıralım şeyi. Bir de şöyle bir tarafı var. Şimdi Leonardo da Vinci çok büyük bir dahiymiş anladığım kadarıyla falan ama ne olursa olsun ta işte 15 mi 16. yüzyılda mı ne yaşamış bir kişilik. O da bana bir şeyler sorabilir yani anladın mı? Daha dengeli olur değil mi? Karşılıklı olur. Evet evet yani hani şey olsa aynı çağda yaşasak tabii ki bön bön bakacağım bir dehada anladığım kadarıyla ama hani şimdi ben de ona bak işte bilgisayar icat edildi, internet, YouTube falan böyle. Çok güzel yani onun o karşınızda beynini kaybedebilir yani bu bilgilerle zihnini kaybedebilir. Tamam o zaman Da Vinci'ye geçti. Leonardo Da Vinci'ye, Da Vinci'ye karşısına bir kişi daha getiriyorum. Şimdi o da bilinsin, az bilinen biri. Belki kazanamayacak ama bilinsin yine. Bu bebeklerin doğduktan sonra
İlk doğumda bir skor veriliyor. Apgar skoru deniyor buna, puanı. Bu bebeklerin daha sonra yaşayıp yaşamaması ve sağlık durumuyla ilgili bize hemen o anda çok önemli bilgi veriyor. Yani dolaylı yoldan aslında birçok bebeğin hayatını kurtaran bir çalışma bu. Ve bilgi, bunu bilgi. Bu bilgiyi bulan da bir anesteziyolog, yani anestezi uzmanı, Amerikalı. Virginia Apgar. Şimdi Virginia Apgar mı, Da Vinci mi? Ya şimdi maalesef Da Vinci çok büyük bir isim oldu tabii yani. Evet, evet. İyi bir rakip olmadı karşısına ama sıkıntı yok, zor, diyebilirsiniz Da Vinci. Bence evet. Yani birkaç isim sen söyleyeceksin. Stephen Hawking için de aynı şey demiştim. Einstein için de aynı şey düşünmüştü ama hakikaten böyle bir farklı açılar yakaladık ama yani Da Vinci ile sohbet bayağı güzel olur gibi ya. Şimdi anesteziyolog hanımefendi de ilginç gelecek yüzlerce şey anlatabilir ama Da Vinci'den devam edelim. Tamam. Da Vinci diyoruz ve son kalan kişi olarak Da Vinci ile, Leonardo Da Vinci ile yemeğe çıkıyorsunuz. Nereye götürürdünüz? Nereye, hangi restorana gitmek isterdiniz? Var mı böyle aklınızda bir yer, bir mekan? Şöyle, Da Vinci'nin hoşuna gidecek, onun belki tecrübe edemediği, bir de yaşadığı çağda muhakkak işte ne bileyim hani uçağa atlayıp sağa sola gidemiyordu filan. Kaçırmış olabileceği bir takım lezzetler olabilir. Onun hoşuna gidecek bir şey bulmaya çalışabilirim. Yani o yüzden ya bizim mutfaklarda falan belki yani bizim Anadolu Türk mutfağında falan bir şey olabilirdi diyeceğim ama ya da şöyle, adamcağızın hiç tatmadığı, ucundan kıyısından bile tatmış olma ihtimali olmayan bir tat olsun diye ben de zevk aldığım için kendisine bir sushi restoranına gitmek isterdim. Ooo çok güzel. Evet evet. Hem böyle şeyler ya bilmiyorum, Leonardo da Vinci uzak doğulu birileriyle tanışmış mıdır? Bayağı hani şey biri. Herhalde bir de uzun bir ömrü var. Herhalde tanışmıştır ama yine de sanki denk gelmemiştir. Böyle şeylerle ne onları çöplerle falan yememizden çok etkilenebilir. Vay be gelecek ne hale gelmiş falan. Biz çatal kullanıyorduk ya falan. Kendisine eğlenceli gelen bir tecrübe sunabilirim belki falan. Bir de böyle hani şey sushicilere gideriz. Böyle önünden geçiyor alıyorsun falan falan ya. Vay işte hani ne kadar değişmiş şeyler, usuller falan tarzı. Evet, evet, evet. Çok güzel olabilir. Ya da mesela şey de geçerli ya, onun döneminde de sonuçta Amerika'dan geliyor muydu? Amerika keşfi ondan önce mi sonra mı? Bak onu bilmiyorum. Ama sanki o da büyük ihtimalle yemedi. Evet. Ya da o tam, ondan sonra herhalde. Ya şey, Amerika keşfinden sonra herhalde de onun, değil mi? Ya da neyse ben de şimdi. Ben de bilmiyorum. Evet, evet, evet. Ya ama kesin yemediği şeyler vardı ya. O dönem İtalya'da bulunmayan, işte Floransa'da, oralarda bulunmayan, kesinlikle yedirmiş olursunuz. Güzel olur yani. Evet, evet. Ben de zevk alıyorum. Güzel olur. Aynen. Hı-hı. Bir de böyle şimdi sushi yemenin bir şeyi var. Böyle hep uzay yolu bilmem ne falan tarzı bilim kurgularda hep böyle fütüristik yemek yapacakları zaman, ortam yapacakları zaman hep böyle uzak doğu şeylerini kendilerine motif olarak seçiyorlar. O da bir bana şey kattı yani böyle daha böyle bir bilimsel bir hava gözümde öyle canlandı nedense yani. Çok iyi. Süper. Şimdi ben bu soruyu şöyle bir genişletmek istiyorum. Daha önce yapmadığım bir şey ama siz de sorarken aklıma geldi hocam. Bu bilim insanları saydık Da Vinci ama bunu bir de şöyle yapsak. Hani kurgusal bilim insanlarından hangisiyle, hani o karakterler gerçek olsaydı hangisiyle yemek yemek isterdiniz diye sorsam. Yani mesela benim aklıma gelenler mesela Emmett Brown. Geleceğe Dönüş'teki Emmett Brown mu? Mesela yoksa Rick Sanchez mi? Çok benzerler zaten ama. Yoksa? Yoksa Rick Sanchez mi? Rick and Morty'deki. Şimdi anladım anladım. Valla bir kere Rick Sanchez'le yapılabilecek bir akşam yemeği yani sonunda senin neye dönüşeceğin belli olmaz. Bir kere o bencil ve gıcık bir ne bileyim hani sırf zevk için orada işte bir şey ışınlar yanımıza. O ışınladığı şey benim kafamı koparabilir ve umurunda bile olmaz, o hayatına devam eder falan. Bence Rick Sanchez'e hayran olabiliriz ama uzaktan olmalıyız. Sevgili Emmett Brown da aşırı sempatik olmakla beraber biraz dağınık ve böyle yani ne bileyim oturup yemek keyif vermez gibi geliyor bana. O adam da böyle hani böyle sen konuşurken bir yandan kenara köşeye bir şeyler hesaplar, anladın mı, böyle mevzide yeni bir icat yapıyor olur filan.
Bence ikisi de çok şey seçenekler değiller. Hani kurgusal bilim insanları arasında. Sosyalleşmek açısından çok çok çok. Okey. Var mı sizin aklınıza gelen? Aynen. Benim çok bilmiyorum hani o kadar. Benim aklıma gelen. Bakayım. Sevgili Serkan'cığımız sabahtan beri Eleanor Arroway yazıyor. Şeydeki kontaktaki filmi var. İzledin mi Cevdet? Evet izledim. Bu, hatta onda Carl Sagan falan danışma olarak çalışmış. Carl Sagan'ın kitabı zaten. Yani o da mesela tabii ki şey çok yapmış. Sevdiğim bir karakter falan ama evet bence o da akşam yemeği yemek açısından çok şey olmayabilir yani. O da sanki dalgın ve aklı başka yerde olur falan gibi geldi nedense. Kurgusal kim olabilir ya? O zaman var mı peki kurgu olarak düşünelim? Benim de aklım gelmiyor. Bruce Banner demişler. Bilemedim ya Cevdet. İyi bir cevap gelmedi yani aklıma açıkçası. Tamam. Okey. Deneme olarak sordum zaten. Biz Da Vinci'yi kabul ettik. Şimdi o zaman bu sorunun da sonuna geldik hocam. Son iki sorumuz var ve programı bitiriyoruz. Sizi de yormadan fazla. Şöyle bir köşemiz var. Tavsiye köşesi. Hmm. Tavsiye etmek istediğiniz film, kitap, film, dizi birlikte de olabilir ve oyun. Neler söylersiniz izleyicilere? Yani bunlar bilimle ilgili olmak zorunda mı? Yok yok, sizin sevdiğiniz. Olmak zorunda değil. Düşünelim. Bu zor bir soru tabii ki. Yani öyle şey değil. En sevdiğiniz film falan değil. Mesela yakınlarda izleyip de tavsiye, öyle de olur. Hani. Ya da beni çok etkilemiştir, bunu kesin okuyun diyeceğiniz şeyler de olur. Düşünüyorum hakikaten. Valla film olarak birkaç ay önce izlediğim ama ta bir 20-25 sene öncesinin filmi herhalde olan, çok az bilindiğini tahmin ettiğim için özellikle tavsiye ettiğim. Adını yanlış hatırlamak istemiyorum. Hilal neydi ya sana söyleyip durduğum? Çete Hilal yardımı. Hilal eğer yanlış söylersem düzeltir. Ona 37 kere tavsiye ettim, o da izledi. Her defasında tavsiye etti zaten Ömerci abi. Living in Oblivion diye bir film var. Living in Oblivion diye bir şey. Bayağı hoşuma bakalım. Giden çok değişik bir filmdi. Ha, Manik Depresif diye Türkçe'ye çevirmişler. Bakalım IMDb. Aa, bu adamı severim ben. Şu mu hocam? Gösterelim. Evet. Sahneler evet. Falan. Ya, bu hayatımın filmi falan değil ama çok az izlendiğini bildiğim bir film. Hani ben çünkü tesadüfen izlemiştim. Ve hı-hı, bence daha çok izlenmesi gereken enteresan, çok hoş bir film. Heh, sağ ol Hilos'cum. Evet. Tamam. Filmimiz bu. Living in Oblivion. Çok güzel. Kitap var mı tavsiyeniz? Kitap olarak şöyle, yani bu da hayatımın en sevdiğim kitabı falan değil ama ben yeni okudum ve zamanında okumamıştım. Gençken okumamıştım. Şu ara yükselmiş olduğum ve insanların, yani şu an yaşadığımız dönemde bir tekrar okunup tekrar gündeme gelmesinin doğru olduğunu düşündüğüm bir kitap olduğu için Bereketli Topraklar Üzerinde diyorum. evet, Yaşar Kemal lazım. İnşallah Orhan Kemal değildir. Bu iki yazarı bazen karıştırıyorum birbirine ama Orhan Kemal'miş hocam. Orhan ben Kemal de karıştırıyorum. Orayı editleyelim. Orhan Kemal neyse işte, yani Kemaller karışıyor birbirine. Bu edebiyatta bildiğim kadarıyla edebiyatçılar espri bile Cevdet, inan bana. Her neyse işte Orhan Kemal'e ben bunu yeni okudum, daha böyle bir 3-5 ay önce okudum. Yani hani hı-hı, bazı insanların gençken falan okuduğu bir kitap oluyor. Benim için öyle olmadı ve çok etkilendim. Ve yani bizim bazı yerli edebiyatçılarımızın özellikle şu anki şu çılgın tüketim çağında, işte her dakika YouTube'dan bilmem ne bir bok izlediğimiz çağda bir yeniden şey yapılması gerektiğini, yani hani gençlerimize yeniden, yani gençlerimize ne demek, herkese aşılanması, hı-hı, hatırlatılması falan gerektiğini düşündürttü bana çok. Hı-hı. Çünkü çok güçlü bir roman. Yani böyle güzel bir roman.
Dede bir dakika, ne demiştin? Film, Dizi olabilir. Kitap tamam aldık. Film dedik. Dizi verebilirsiniz. Bir de oyun. Oyun, ha. Yani dizi... benim en çok sevdiğim dizilerden biri bir bilim kurgu olan Firefly dizisidir. Evet, bunu fakat chat tahmin etmişti. Evet, hatta chat'e de aynen yazıldı. Fakat onu tavsiye etmiyorum. Onu tavsiye etmekten artık vazgeçtim. Tamam. Çünkü o dizi zavallı bir şekilde bir sezon oynayıp bitiyor. Ve izleyip seversen büyük bir hayal kırıklığıyla elinde orada kalmış oluyorsun. Hmm. O yüzden onu tavsiye etmiyorum. Firefly ikinci sezon nerede? Şöyle, şu anda bayağı popüler zaten. Hani izleyen izledi ama belki izlemeyen olmuştur falan diye. Şu Invincible'ı kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Animasyon çıktı bir tane. Bilmiyorum o yüzden sen bir haberin oldu mu? Yok. Hangisiymiş bakayım? Invincible. Şu mu? Yani, tane. Prime Video'da çıkmış. Aynen. Şu. Bence bayağı yani şey, süper kahraman zımbırtılarından hoşlananlar için biraz. Hani hiç süper kahraman şeysi izlememiş insan için bir tak bu ne ya gibi gelebilir. Fakat yani biraz hani izlemişsen, yani süper birikimli olmana gerek yok. Bir tane iki tane izlediysen yeterli bu dizinin maksadını anlamak işte açısından. Hı-hı. Bence bayağı başarılı, bayağı iyi bir animasyon dizisi. Ben çok tuttum. Hatta bunun hakkında inceleme falan yapacağız dedik ama ben böyle hakkıyla bir inceleme yapabilmek için uzun süredir bekliyorum. Yani böyle yapmış olmak için yapmak istemedim. Kendimi alıp toparlamak için de o kadar yapamadım yani falan. Şu ara süper. En aklımda olan dizi bu. Oyun önermek içinse de ben oyun konusunda biraz şeyim maalesef. Çok böyle Half-Life oynamadım. O geldi aklıma evet. Şu an. Yani ben çok oyun oynamaya vakit ayırıyorum ama hep aynı şeylere sürekli oynayan falan bir tipim. O yüzden 25 yıl önce de sorsan, şimdi de sorsan her zaman aynı cevabı vereceğim. Ben Civilization oynamasını öneririm insanlara. Süper. Kaçıncısı peki? Ben 3'ü oynamıştım çok, onu hatırlıyorum. Valla artık şu anda en son 6 çıktı. 6 bayağı güzel fakat şunu bence birçok Civ oynayan insan itiraf edecektir ki 5 daha eğlenceli. Yani 6 kesinlikle daha kompleks, daha yaratıcı, daha ilginç, daha işte çeşitli, daha böyle yani birçok açıdan çok çok daha aslında üstün. Hı-hı. Fakat hani oynama eğlencesi açısından ben 5'i daha çok seviyorum maalesef. Civilization 5 diyelim. Evet. Ya yani onu hadi 5 veya 6 diye o kadarını da tavsiyeye alan seçsin. Evet. Civciv, sivsiv demişler. Çok güzel. Ben de öyle. Eski filmleri, yani izlediğim şeyleri tekrar izlemek, oynadığım oyunları tekrar oynamak şey yapıyor. Yani geçenlerde hatta gene yayında söyledim bunu. Middle Earth 1 ile 2'yi oynadım, bitirdim tekrar. Ondan sonra şimdi Age of Mythology oynuyorum. Ama onu Allah'tan şey yapmışlar, HD versiyon falan çıkarmışlar. İşte daha geniş ekrana uygun, daha rahat. Ama bayağı Age of Mythology tekrar oynuyorum. Yani yıllar 3. kez, 4. kez falan bitireceğim inşallah. Tekrar oynuyorum eski oyunlar. Bir eski oyun önereyim ben de. Benden gelsin bu da. Az bilinen ama çok şey listelerine falan girmiş bir oyun bu. Yani en iyi, tüm zamanların en iyi 100 oyunu listesinde var. Adı da şey, Second Sight. İkinci Görü. Gerçekten güzel bir oyun. Tavsiye ederim bilmeyenler için. Şey yani çok basitçe konusu da iki böyle. Hem bir gelecekte geçmişte geçiyor flashbacklerle falan. Ve o dönemine göre, çıktığı döneme göre silah sistemi çok güzel. Yani bir yere saklanmanız gerekiyor. Oradan çıkıp ateş etmeniz falan gerekiyor. Bu anlamda çok güzel bir oyun ama şey de var içinde. Bilimsel, bilim kurgusal şeyler de var. Hani edindiği yetenekler, insanlar üzerinde deneyler falan tarafları da var. John Wiedicht'ti galiba karakterin adı da. Tavsiye ederim. Second Sight diye bir oyun. Peki hocam, tavsiyelerinizi aldık. Çok teşekkür ediyoruz size. Geldiğiniz tabii için. Nasıl geçti? Sizin için de keyifli geçmiştir umarım. Gayet güzel. Terleten sorular da oldu. Bayağı bir yürütmeme sebep olan anlar oldu. Güzel valla. Hoşuma gitti böyle bir etkinliğe beni davet ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Ben bir bilim kişisi değilim elbette yani. Anca işte amatör olarak bu tarz şeyler benim bir ilgi alanıma falan giriyor. Yani açıp Wikipedia'dan okuyorum. Daha fazlasını pek yapmıyorum. Ya da böyle bir iki tane böyle hani aptallar için astrofizik tarzı falan bir kitap. Estağfurullah. En fazla.
Fakat yani Ah takıldı. Alo alo. Ben de orada şunu göstereyim. Önce deyince. Evet. Chat benim sesim geliyor mu sevgili chat? Yoksa tümden mi yayın gitti? Allah Allah. Ömcör gitti no demişler. Gelir şimdi tekrar alırız onu. Benim sesim geliyor mu arkadaşlar? Yoksa yayın mı gitti? Onu bir öğrenelim. Heh, tamam benim geliyor. Tamam tekrar istek gönderdim. Şimdi tekrar alıyoruz. Zaten son sorumuz var. Ben orada size şeyi göstereyim. Astronomi meraklıları için şöyle bir liste var. Crash Course Astronomi yazarsanız çıkar. Mükemmeldir. Cidden mükemmeldir yani. 40 küsür bölümde şu abimiz Phil Plate galiba. Gerçekten Twitter'da falan da meşhur ve çok güzel anlatıyor. Sıfırdan başlıyorsunuz böyle. Bütün gezegenler, evrenin sonuyla hatta bitiyordu diye hatırlıyorum. Bayağı güzel bir şey. 46 bölüm. Çok zevk alarak izlemiştim. O yüzden tavsiye ederim. Astronomiye, astrofiziğe merakınız varsa Crash Course Astronomi tek geçiyorum. Hatta belki de bunun Türkçe altyazısı bile hani bir şeyler bir sevaba girenler belki yapmıştır bakalım. Evet Türkçe altyazısı da var bazı bölümlerinin. Bayağı güzel. Buradan izleyebilirsiniz diyorum. Şimdi bakalım Ömercan Bey'i almamız lazım. Çünkü Emrivaki bölümümüz var. Yani birini davet edecek. Bunu bekliyoruz. Genelde İngilizce, Sadece Alışık sormuş. İngilizce ama alt yazısı var. Türkçe alt yazısı olan bölümler var. Dedim bir an ne oldu? Ya kusura bakma bir an şey oldu. Pili bitti telefonun. Hiç önemli değil hocam. Hemen toparlayalım biz de. Bu astronomiyle ilgilen dediniz ya şu kitabı okudum falan. Crash Course Astronomi'yi tavsiye ettim ben de. Çok güzel bir YouTube listesi. Crash Course kanalının onu tavsiye etmiştim siz yokken. Yine takıldı. Hemen. Şimdi geldi. Evet. Tamam. Crash Course Astronomi'yi tavsiye etmiştim siz yokken. Bir şey kaçırmadınız. Hı-hı. O güzel bir şey hani merakları için astrofizik astronomi. Şimdi son soruyu soruyorum ki telefonum daha pili bitmeden toparlayalım. O da şu Emrivaki bölümü. Peki siz hangi ünlü arkadaşınızı davet ediyorsunuz? Ben mesela Aybike Turan'ı görmek isterim. Yönlendirme yapayım. Ama iki kişi de davet edebilirsiniz başka istiyorsanız. Yo ya ben aslında kesinlikle aklımdan hemen geçti. Sadece kuzen artı sonra kuzen orada sırf bizim aileden gidiyor olur muyuz diye. Yok ya ben eşimi davet etmek istiyorum. Bence gayet şey olur. Hoş olur. En azından onun açısından hoş olur. Bilmiyorum. Neyse de. Evet ben eşim sevgili oyuncu Aybike Turan'ı davet ediyorum o zaman. Hadi bakalım. Süper hocam. Peki bir soru. Gelir mi kendisi? İkna zor mudur? Mesela mesaj atsak cevap verir mi? Yoksa siz anlatmak ister misiniz bu güzel deneyiminizi mesela? Çok güzel oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Sen de git falan gibi yardım etmek ister misiniz bize? Ben şey yaparım ya, içeriden destek olurum. Tamam. Bence gelir. Yani şey değil, bir engel şu an aklıma gelmiyor. Evet. Bir olarak izin veriyorum falan derim. Oo, tamam. Çok güzel, chat sevindi. Third Steps demiş ki İtalyan çukurumuz Barış abi geldi. Lütfen bakınız, biz bunları yaptık. YouTube'a bakınız. Yani zaten ünlüler birbirlerini davet ettikleri için böyle bir hani aile şirketine dönüşüyor zaten ama ayrı kanallarımız var. Mesela Emre Yücelen'i almıştık. Emre Yücelen Gökhan Türkmen'i davet etti ama ulaşamıyoruz kendisine. İşte menajerine yazdık, her yere yazdık. Olmuyor. Barış abi şeyi davet etmişti. Bülent Alkış'ı da davet etmişti. O da tamam dedi ama gün uyduracağız ona şimdi. Hani bir dahaki bölümlere sneak peek vereyim. Ondan sonracıma şey davet edildi. Deniz Arcak davet edildi. Can Türkdoğan Deniz Arcak'a davet edildi. Onunla da iletişim halindeyiz. Onlar da gelecek yani. Sizden de Aybike Turan'ı aldık. Devam edecek ünlü bilim. Takipte kalın. Çarşambaları gelecek günü Instagram hesabından yapıyoruz. Bir kişimiz de destek olmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrardan.
Bu şekilde hocam son sözleriniz var mı? Sizi daha fazla tutmayayım. Sağ olun, estağfurullah. Şunu az önce uzun uzun sıkıcı bir olsa bile şey bir şey demek istiyordum. Yani yaptığım şeyi çok takdir ediyorum. Bence iyi ki yapıyorsunuz. Bir de böyle ne bileyim bu tarz konuların biraz daha böyle yani insanların işte eğlenebileceği ve de işte rahat takip edebileceği ortamlarda işte işlenmesi. Yani sadece hani bilim, yani bu az önce konuştuğumuz konular ya da isimler hakkında sadece ortaokul lisede görmüş olmayıp da böyle popüler ortamlarda da işte karşımıza çıkması bence güzel ve hoş ve önemli bir şey. O yüzden çok tebrik ve teşekkür ediyorum size de. Yani hem beni davet ettiğiniz için hem de yaptığınız şeyi kıymetli buluyorum yani. Bunu söylemeye çalıştım çok uzun bir şekilde. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten biz de çok sevindik bu böyle düşünüyor olmanıza. Geldiğiniz için de tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Sağ olun.